Günaydın, günaydın sevgili izleyiciler. Geldik yeni haftaya. Evet, bugün pazartesi. Haftanın artık Nisan'ın son haftasına giriyoruz. Sesimi düzeltiyorum. Pazartesi olunca kahve olmuyor nedense. Yarın 23 Nisan. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu. Neyi kutlayacağız da bilmiyorum yarın. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir şey kalmadı artık. O kenarda tutuluyor. Artık tek adam rejimine geçtik. Onun için ihtiyacımız biliyorsunuz yok. Evet, haftaya tatsız bir olayla başlıyoruz. Şu taraftan. Bir dakika. Tamam. Tamam artık. Tamam. Hadi. Evet, kahvemiz geldi. Bir haftanın ilk kahvesini içmeden olmaz değil mi? Önce bir... O ekranda, arkamda da enteresan, güzel kırmızı bayrak gibi. Güzel. Evet, şimdi haftaya tuhaf başlıyoruz. Çünkü eski Genelkurmay Başkanı, yeni Savunma Bakanı'nın arkadaşları bir mesaj verdiler dün. Devletimiz o mesajı aldı. Gereğini herhalde yerine getirecek. Türkiye çok tuhaf günler yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir savunma bakanının arkadaşları var. Bu arkadaşları Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanına saldırıyorlar. Yumruklamaya kalkıyorlar. Linç etmek istiyorlar. Aynı Sivas'taki gibi içeride olduğu evi yakmaya kalkışıyorlar. Ama ülkenin savunma bakanı olan zat, buradan Afrin'e bile gitmeye çekinen o zat, diyor ki arkadaşlar, mesajınızı aldık. Böyle tatsız bir dönem yaşıyoruz. Neden? Çünkü iktidar mağlup oldu. İktidar büyük kentleri kaybetti. Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı, Muğla'yı, Eskişehir'i, Bilecik'i, yeniler bunlar, Kırşehir'i, bütün Trakya'yı her zaman olduğu gibi kaybetti. Kaybettiği gibi para kaynakları kesildi. Bütün varlık sebebi olan İstanbul'un kaynakları gitti. Artık eski bir takım yolsuzluklara karışmış bakanlara şoför tahsis etmek, onlara araç kiralamak, benzin paralarını ödemek, masraflarını ödemek dönemi bir şekilde bitti. Şimdi bunun devamını sağlamak için işte Genelkurmay Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı, yeni Savunma Bakanı arkadaşlarını piyasaya sürüyor. Şimdi bu arkadaşlar enteresan arkadaşlar. Bu arkadaşlar düne kadar Sayın Apo diyen, Apo'ya çiçek veren, efendim eylem onların terör eylemlerine karışmadık bak. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar barış severiz, ne kadar iyi niyetliyiz, ne kadar hoşgörülüyüz deyip onların terör eylemlerine karışmayan, askerin polisin gözünün önünden geçip gitmesine izin veren zihniyet bugün bir anda vay terör, Güneydoğu'da şehitlerimiz oluyor ve bunlar onlardan oy alıyorlar falan diyen bu arkadaşlar. Tabii bu belli ki sadece Milli Savunma Bakanı'nın arkadaşı değil. Bunlar aynı zamanda Süleyman Soylu'nun arkadaşları. Bunlar aynı zamanda sarayın yakın dostları. AKP'nin içten sevgilileri. Şimdi böyle bir ortamdayız. Neden? Kaynaklar kesiliyor. Artık Avanta'dan para kazanma dönemi bir şekilde kesiliyor. Başka yerlerden alırlar. Ama en önemli kaynak kesiliyor. Telaş buradan. Ama Türkiye bu arkadaşlar ve mesaj olayını herhalde unutmayacak, unutmamalı. Bu demokrasi tarihimize bir kara leke olarak geçecek. Nefret verici bir olay. Daha büyük bir nefret suçu işlendi mi? İşleniyor tabii. Ama günümüzün en büyük nefret suçu bu. Arkadaşlar mesajınızı verdiniz, anladık, tamam. Hadi dağılın, yeter, suyunu çıkarmayın. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Milli Savunma Bakanı için yüzlerce koruma var orada. Askeri orada, komandolar orada, mavi bereli, yeşil bereli, bordo bereli, siyah bereli, beyaz bereli, mor bereli, ne kadar bereli varsa. Hepsi oradalar bir tek adamı ve arkadaşlarını korumak için. Ve bir linç kampanyası oluyor, kıllarını kıpırdatmıyorlar. Sadece böyle, nerede kardeşim? En ufak bir eylemde gaza suya boğan. Ama arkadaşlar, bakın iktidar çok fena yakalandı. Teröristler arkadaş oldu. Şimdi örgütlü bir biçimde şiddet kullanan,
linç etmeye çalışan herkes teröristtir kardeşim. Bu kadar basit. O halde sizin teröristlerle arkadaşlığınız nereden geliyor? Arkadaşlar, mesaj verildi. Aldınız mı mesajı? Hah, şimdi bu mesaj üzerine ne yapacaksınız? Onu da açıklamanız lazım. Bakın, İçişleri Bakanı konuşmuyor. Saray konuşmuyor. Tesadüfen orada olan Genelkurmay Başkanı mecburen konuşuyor. O da yani arkadaşlar diyor. Arkadaşlar yapmayın, tamam aldık. Böyle bir ülkeyi böyle yönetmeyin ne olur ya. Bu kadar kin ve nefret içinde ne oldu size ya? Yani ben bu Genelkurmay Başkanı'nı düşünüyorum, tamam. Liseden bıraktıktan sonra işte belli bir şeyden gelmiş, girmiş orduya. Bir şekilde yükselmiş işte. Kimler var arkasında bilemiyorum ama yükselmiş. Aferin. Çalışkan çocukmuş, yükselmiş, yükselmiş. Genelkurmay Başkanlığı'na gelmiş. Ama nedir ya bu Türkiye'ye bu kadar öfkesi? Niye bu kadar sevgisiz? Niye bu kadar karşı bu ülkeye? Ne yaptı bu ülke size? Hakikaten çok merak ediyorum. Yani Genelkurmay Başkanlığı'na kadar sizi çıkartmış Hulusi Bey. Anlıyoruz, insansınız, korkuyorsunuz, Afrin'e gidemiyorsunuz mesela. Münbiç'e zaten bakamıyorsunuz bile. Elbap'taki yavrularımız orada duruyorlar ama siz onlara bir gidip moral desteği falan veremiyorsunuz. Çünkü belli, insansınız. Sizin de korkularınız var. Elbette siz de can taşıyorsunuz. Orada bizim o 20-22 yaşındaki çocuklarımız varken 60 yaşına gelmiş sizin kalkıp da oralara gitmenize gerek yok zaten. Siz de korkacaksınız, siz de insansınız, zaaflarınız var. Ama bu ülkeye bu nefretinizi anlayamıyorum. Neden bu kadar kinlisiniz? Sizi kim size ne yaptı ki bu kadar ülkenize düşman oldunuz ya? Benim aklım almıyor, gerçekten almıyor. Bir siyasi parti genel başkanına saldıran, yakın o evi diye bağıranlara arkadaşlar verdiniz mesaj, aldık tamam diyorsunuz. Yazık değil mi ya bu ülkeye? Yazık değil mi? Hiç mi vicdani bir sıkıntı duymuyorsunuz ya? Bu kadar kin ve nefret saçarken. Orada onca askeriniz varken o olayları önlemeyip de bütün Türkiye'ne de görüyorsunuz değil mi efendim? İşte bunlar böyle terörle iç içeler. Bunlar teröristlerden oy aldılar. İşte kardeşim, sizin Genelkurmay Başkanlığınız döneminde aynen söylenmedi mi? Sayın Apo denmedi mi? Bütün partinizin ileri gelenleri Abdullah Öcalan'ı yüceltmediler mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aleyhine PKK teröristlerini tanık olarak kullanmadınız mı? Şimdi ne oldu da birdenbire böyle? Vay efendim, biz terörle mücadele ediyoruz. Terörle mücadele falan etmiyorsunuz. Terörle mücadele edecek olsanız 2 yıldır söylediğiniz efendim hemen sınırımızın karşısında Amerikan destekli terör yapılanması var sözüne karşılık orayı imha edersiniz. Yok edersiniz. Niye yapmıyorsunuz? Niye Münbiç'e hala girmediniz? Niye PYD yapılanmasına bu kadar müsamaha gösteriyorsunuz? Bakın, Türkiye'deki terörist dediğiniz hepsi 7500 diyordunuz. 7300'ünüzü öldürdüğünüzü söylüyorsunuz. Yani demek ki Türkiye'de terörist olarak kalan 2-300 kişi kaldı. Ama karşımızda 110 bin kişilik terör ordusu var, öyle değil mi? Sizin ifadenizle söylüyorum. Siz Türkiye'ye ve dünyaya diyorsunuz ki bir Amerikan başkanına, arkadaş bak burada 100 binin üzerinde terörist var, sen bunlara destek oluyorsun. Kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Çünkü neden? Ona cesaretiniz yok. Sizin bütün cesaretiniz Türkiye içinde kendi vatandaşınıza sizden olmadığını düşündüğünüz, size oy vermediğini düşündüğünüz insanlara olan kininiz, nefretiniz ve uyguladığınız şiddet, vahşet. Hadi bak orada duruyorlar. 110 bin kişi diyorsunuz. Durmadan silahlandılar. Her an Türkiye'nin güneydoğusunda çok büyük bir operasyon yapabilirler. Kılınızı kıpırdatabiliyor musunuz? Ağzınızı açabiliyor musunuz? Var mı şu kadar yüreğiniz var mı? Hadi Membiç'e gidin. Hani bir gece ansızın gelebiliriz diye şarkılar, türküler çığırıyorsunuz. Hadi Amerika'ya gidersiniz ama işte biz bunu söyledik, Sayın Başkan'a bunu söyledik ama bizi cezalandırmayın, bize ultimatum vermeyin. Bak biz iyi çocuklarız, ne istiyorsanız yapacaksınız, yapıyorsunuz da zaten. Hadi S-400'leri alın diyorum. Her neyse, evet geçelim. Çok canım sıkkın, hakikaten canım çok sıkkın. Çünkü yediremiyorum. Ülkenin Genelkurmay Başkanı bir avuç teröriste, saldırgana, bu ülkeden nefret eden bir avuç
zavallıya arkadaşlar diyemez. Bunu dediği an normalde yer yerinden oynar. En başta ülkenin cumhurbaşkanı derhal görevden alması lazım. Bir dakika arkadaşım, sen ne diyorsun ya? Sen nasıl olur da bir siyasi parti genel başkanına saldıran, bulunduğu yeri yakmaya kalkan, linç etmek isteyen insanlara arkadaş dersin? Mesaj aldık dersin. Ne mesajı alacağız? Biz teröristlerden mesaj mı alacağız demek varken adam gayet rahat gidiyor. Ama işte böyle iktidara böyle bakan. Hadi. Halep orada, arşın burada. Girmem biçe. Hadi onu da bıraktım. Afrin'de arkadaşlarımızı ziyaret et ya. Orada ya evlatlarımız var. Değil mi? Gencecik yavrularımız, kahramanlarımız var. 78-72 tane şehit verdik. 70 tane tank bıraktık Afrin'de. Orada çocuklarımız. Git onları ziyaret et diyorum. Bu kadar basit. Çok kahramansınız ya. Andan da vazgeçtim ya. Uçağa bin Güneydoğu sınırında şöyle bir tur at ya. Onu yapabilecek misiniz? Uçağa binip kendi sınırlarımız içinde şöyle sınır boyu gezecek gibi gezebilecek misiniz? Ya bu ülkeyi bu hale getirdiniz. Yapmayın Allah aşkına ya. Ya bu kadar üzmeyin bizi ya. Ya bahar geldi kardeşim ya. Bir güzel bir neşelenelim ya. Bu kadar kin ve nefret içinde olmayın. Nedir bu ülkeden istediğiniz ya? Evet. Sözcü gazetesiyle başlayalım. Kılıçdaroğlu'na atılan yumruğa tepki büyük diyor. Alçak saldırı. Ülkemize kin ve nefret tohumu ekerseniz sonucu böyle olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızgın demiri soğutalım dediği günlerde atılan bu yumruk Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçecek. Yaklaşık 2,5 yıl önce Artvin'deki PKK saldırısında canını zor kurtaran CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu kez Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde 203 kişinin yumruklu taşlı sopalı linç girişiminden zor kurtuldu. Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de PKK'lı hainler tarafından şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesine katılmak için dün Ankara Çubuk'a gitti. Yanında Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Kılıçdaroğlu kalabalığın arasından yürürken provokatörler devreye girdi. 200-300 kişilik bir grup ağza alınmayacak küfürlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırdı. Yumruk, taş ve sopalar havada uçuştu, arbede yaşandı. O sırada bir yumruk Kılıçdaroğlu'nun yüzünde patladı. Korumalar linçten güçlükle kurtarıp bir eve sakladı. Kalabalık orayı da bastı. Evi yakın sözleri duyuldu. Kılıçdaroğlu zırhlı bir araçla Ankara'ya götürüldü. Evet, şimdi hani yalandan kim ölmüş diye Ankara valisi de işte diyor ki yani soruşturma açılmıştır da falan. Göreceksiniz çimçimli bir şey olmayacak. Hiç kimseye yapmayacak. Çünkü arkadaşlar bunlar. Bunlar arkadaşlar. Mesajlarını verdiler. Devletimiz mesajı aldı. Dedi ki ya öyle yok arkadaş dedi. Yani ben yani teröristlerle. Çünkü bu devletin zaten ortaya koyduğu bir şey. Yani seçimden önce CHP'ye oy verecek ya da işte muhalefete oy verecek herkese terörist dendi. Israrla şu söylendi. CHP, HDP, PKK, BDD, İYİP falan diye böyle beynine sokuldu. Ya zaten küçücük akıllı adamlar orada. Onların işte hepsi sonuçta boğuluyor. Vali de diyor ki soruşturma yapılacak. Sen o kadını bul. Bak o kadın aynı zamanda taş atan kadın. Taş atmakla yetinmedi. Böyle yerden bir tane şey alıp böyle arabaya. Nasıl bir kindir bu? Yani bu ülkeye nasıl bu kadar düşman oldular ya? Ne oldu yani? Ben hakikaten çok merak ediyorum. Hani tamam Atatürk geldi, Cumhuriyet ilan etti. Anlıyoruz. Bunlar padişahlara filan çok istiyorlar. Yani başımızda bir padişah olsun. İşte söylesin, biz onu yapalım. Tamam işte padişaha yakın biri oldu. Daha doymuyorlar. Yani bu kin, bu nefret bitmiyor. O kadının o taş atışını gördünüz değil mi? Nasıl bir kin, nefret. Ondan sonra gidiyor, yakın bunu diyor, yakın. E niye? Sivas'tan alıştılar. Yak abicim, altından tutuştur, yansın gitsin diyor. Nasıl o hesap sorulmuyor? Soruldu mu Sivas'tan? Yok. Hepsi kaçtı, gitti. İki tane garip yakalandı. Aynı Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi. Akıllılar kaçtı, 3-4 tane aptalı yakaladılar. Geri kalanı kaçtı. Sonra dediler ki, zaman aşımı ya, bitti işte. Ya zaten bunlar öfkeli çocuklar. Halk işte şey oldu yani, işte tahrik oldular. Bahçeli ne diyor? Niye gittin kardeşim diyor. Bakın, devleti yöneten en büyük ortak diyor ki niye gittin diyor. Onun oraya gitmesinin
ve onun gittiğindeki can güvenliğinden, her şeyinden sorumlu olan sensin Devlet Bahçeli. Patron sensin ülkede. Kalkıp da niye gittin? O zaman öyle trafik kazası geçirene abi çıkmayacaksın, otoyollar tehlikeli. Kafasına bir şey düşene, kalabalık yerlerde gezme işte, tabelalar mabelalar düşebilir diyeceksin. Öyle mi diyeceğiz yani? Ülkedeki en doğal demokratik hakkını kullanıyor. Ve vicdani hakkını kullanıyor. Bir şehit cenazesine gidiyor ve sen diyorsun ki %9 oldu, oy aldığın yere gidiyorsun. Ha işte bak, kendi kendini ele veriyor Devlet Bahçeli. Aynı Türkiye'ye olan nefret onda da var. Adam diyor ki %9 oy aldın, ne işin var orada? Çünkü düşman bellemiş. Sen diyor orada %81 senden nefret ediyor, seni düşman olarak görüyor diyor. Şimdi devleti yöneten kafa bu. Beni rahatsız eden bu. Onun için soruyorum. Ya ne yaptı size? Mesela Devlet Bey, bu Türkiye size ne yaptı ki bu kadar nefret ediyorsunuz ya? Niye bu kadar? Bu nereden kaynaklanıyor? Şimdi bu söylediğiniz laf mı Allah aşkına? %9 oy aldığın yere sen niye gidiyorsun? Benim ülkem burası. Herhangi biri aldığı oyla mı değerlendirilecek? Bu nasıl bir mantık ya? Buradan oy alamadın, onun için gelmeyecek. Gelirsen döveriz seni. Bak mantık o. Gelirsen sen linç edilirsin. Çünkü neden? Sen burada %9 oy aldın. %81 senden değil. Sonra AKP'ye bu kadar payandalık ayıp olmuyor mu ya? Eller hep böyle. Eller hep böyle. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Ölüyor kardeşim işte. Şehitler ölüyor. Şehitler ölmez falan değil. Ölüyorlar. Ve sizin yüzünüzden ölüyorlar. Ne vardı da Hakkari'de şehit oldu ya benim çocuklarım? Bir ona bakacaksın. Aylardır bize anlatmıyor musunuz? İnlerine girdik, yok ediyoruz, F-16'lar, onlar, bunlar ne oldu da böyle? Ha ben de onu sorayım o zaman. Aylardır bu ülkede şehit yoktu kardeşim. Ne oldu birdenbire 4 tane şehit? İstanbul'u kaybedince mi oldu bunlar? Bunun için mi yaptınız? Atılan manşetleri dün görmediniz mi? Hiç utanmadınız mı? Hiç sıkılmadınız mı? Ne yaptınız mesela o Güneş gazetesine? Mutlu musun Ekrem diye manşet atan. 4 şehidimiz var. Mutlu musun Ekrem? Eline sağlık Kemal. Bunlar mı? Ne kadar ayıp. Onun için diyorum. Ne yaptı ya bu size bu Türkiye? Bir şey gelmiş herhalde başımıza. Bir şey gelmiş ki bu kadar nefret dolusunuz. Devlet Bahçeli oturup bir düşünecek. %9 oy aldığın yere gidiyorsun. Peki Devlet Bahçeli %1 bile almadığı yerlere gidebilecek mi bundan sonra? Öyle pek çok yer var. Ha ama siz devletsiniz. Devletin bütün gücüyle gideceksiniz. Sıkı mı size birisi el kaldırsın? O anda orada yok ediveriyorlar insanları değil mi? Bak adamın biri yoldan geçerken diyor ki ya yeter be kardeşim diyor. Ne bu ya diyor, bu trafiği kapatıyorsunuz. Düğünse düğün diyor. Cumhurbaşkanlığının korumaları adamı alıyorlar arabaya. Eşek sudan gelinceye kadar dövüyorlar. Sonra da memleketimizin güzide hakimlerinden biri dayak yiyen adama ev hapsi veriyor. Ha tabii işte devlet bu. Yönettiğiniz devletin kafası bu. Benden olmayan, herkesin canını okurum, benden olan arkadaşlardır. İşte hiç utanmadan, sıkılmadan bir Milli Savunma Bakanı, arkadaşlar, tamam diyor, mesajınızı aldık, suyunu çıkarmayın. Görevinizi yaptınız, bize istediğimizi yaptınız. Tamam, yoksa biz deşifre olacağız diyor. Bunun için soruyorum. Ne yaptı ya size Türkiye? Başınıza ne geldi ya bu ülkede? Hadi bir söyleyin, hani ona göre bizler de düşünelim, yardımcı olalım. Belki yanlış anladınız başınıza geleni. Öğrenelim. Dönün, yatın bir psikiyatrın koltuğuna. Anlatın, geçmişe dönün. Bana Türkiye böyle böyle bir şeyler yapmıştı. Onun için ben de şimdi çok nefret ediyorum. Deyin, biz de yardımcı olalım. Bu kadar nefret kötü bir şey. Bu kadar kinlenmeyin ya. Bu ülkenin insanları iyi insanlar ya. Sadece size oy verenler değil, iyi olanlar. Evet, şimdi birkaç şey söylemek istiyorum tabii. Kemal Bey'e kim bilgi verdiyse yanlış bilgi vermiş bir kere. Şehidin ailesinde öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim. Yani hani o da çok üzüldü falan. Tam tersi. O adam buraya niye geldi diyor. Bir şeyle konuşturuyorlar. Tayyip Erdoğan'la bir adam diyor ki yani benim oğlum şehit ama sen çok yaşa. Yeter ki sen yaşa, benim oğlum şehit olabilir falan. O tarafını geç. Fakat bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu saldıran güruha yani Genelkurmay Başkanı pardon işte Savunma Bakanı olan eski paşanın arkadaşları. Şunu bilsinler. Sadece şunu bilsinler.
Bu siyasi liderler içinde Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin zaten çocuğu yok. Ve diğer liderler içinde çocuğu askere giden tek lider. Ya. Gerçek anlamda gidip askerliğini yapan, üniformasını giyip silahını kuşanıp askerlik yapan tek çocuk babası Kemal Kılıçdaroğlu. Mesela şu anda Cumhurbaşkanımızın çocukları böyle bir askerlik yapmadılar. Haberleri yok mesela. Nasıl olduğunu bilmiyorlar askerliği. Hani tüfek nasıl tutar? Ha başka yerlerde öğrettilerse onu bilmem ama hani bir üniforma ateş ettim, yattım, kalktım, emir, tadı, bağ üstüne bunları bilmiyorlar. Bir tane zaten hiç yapmadı. Anlatabiliyor muyum? Öbürü paralı. Diğer bütün AKP'nin ileri gelenlerinden. Çocuğu askere giden yok. Bir tek Kemal Kılıçdaroğlu var. Şimdi hal böyleyken sen kalkıp orada böyle yani efendim hainler dışarı falan kardeşim. Nefret etmeyin Türkiye'den bu kadar. Nefret etmeyin. Yazık. Bak bu ülkede hep beraber yaşayacağız. Lafa gelince hep böyle bu palavraları çok güzel sıkıyorlar. Çünkü neden? Kendi işlerine gelince ne zaman ki Kürt kökenlilerden oy almaları icap ediyor. Efendim biz birlik beraberlik içinde hepimiz etten kemikten kandan birler falan filan. O lafa gelince bunlar terörist. 6 milyon insana terörist dediniz kardeşim. Burada söyleyince bana da öfkelenenler var. Vay efendim işte PKK'yı mı? Ya PKK falan değil. 6 milyon insan oy verdi kardeşim. Bunu kabul edeceksin. Bütün o insanlara terörist diyemezsiniz. Terörist olan var. Al sana işte terörist Ankara'da. Hulusi Akar'ın arkadaşları. Terörist değil mi şimdi bunlar? Linç etmeye kalkıyor. Benim onlar galeyana. Kim galeyana getirdi? Kemal Kılıçdaroğlu giderse galeyana gelir. İyi o zaman. %9 oy aldınız. Her yere gittiği zaman halk galeyana gelsin. Öyle mi? Bakın. Dünkü tezgah müthiş bir şeydi. Dün İstanbul'da milyonun üzerinde insanın katıldığı bir gösteri vardı. Bir toplantı vardı. İstanbul'a merhaba toplantısı. O miting devam ederken bu olay yaşandı. Bakın ne kadar çabalarsa çabalasın Hulusi Akar, Süleyman Soylu falan gibiler ve arkadaşları. Bu halk provokasyona gelmiyor kardeşim. Dün bir an irkildim böyle. Ulan orada 1 milyon insan var. O insanlar dağılacak. Dağılırken onlara yönelik bir şey olabilir. Ya da onların arasına katılan bir takım provokatörler sağda solda bir şeyler yapmaya kalkarlarsa ne olur diye. Ama bunu düşündüğüm an tanıklarım da var çünkü konuşuyordum. Dedim ki olmaz. Çünkü bu milletin feraseti var. Bu milletin hasretleri var. Bu millet böyle 3-5 tane çapulcunun ya da ülkeyi kana bulamak isteyen, Türkiye'den nefret eden insanların gazına gelmez. Gelmedi. Hiçbir yerde bir şey olmadı. Olabilirdi. Çünkü bir genel başkan, parti genel başkanı saldırıya uğruyor. Her yerde bu infiale neden olabilir. İşte provokasyon amacına ulaşırdı. Olmadı. Hulusi Bey, arkadaşlarınızın mesajı size geldi. Öbür taraf o mesajı öyle almadı işte. Onun için rahat uyuyun. Arkadaşlarınız size verdiler mesajı. Sizin mesajınız kamuoyunun öbür tarafında beklediğiniz etkiyi yaratmadı. Herkes sakin. Onun için İstanbul'da deliriyorsunuz. Onun için İmamoğlu'nu artık nasıl suçlayacağınızı bilemiyorsunuz. Kozmik bilgileri alıyormuş. Bak neyi öğrendik? İstanbul Büyükşehir Belediyesi kozmik bilgilerin saklandığı bir yermiş meğer. Ve eğer bu bilgiler kopyalanırsa da kıyamet koparmış. Görüyor musunuz Türkiye'ye nasıl ahmak muamelesi yapıyorlar? İşte onun için diyorum. Ey hülocular! Sizin yüzünüzden hepimize salak muamelesi yapılıyor. Dangalağan biri yazmış. Diyor ki İSKİ'nin bütün abonelerinin listesi var. Oğlum evladım Turkcell'de herkesinki var. Vodafone var, Türk Telekom var. Adres bilgileri var. Şeye kadar. Nüfus kütüklerine kadar var. Böyle bir gerizekalılık olur mu? Bunu ciddi ciddi bir de böyle ama efendim işte İstanbul'un bütün her şeyi. Neymiş efendim? Cumhurbaşkanlığının, Genelkurmay Başkanlığının ve MIT'in yerleşim yerlerinin bütün planları var. Niye olsun ki? İstanbul'da MIT'in işte o neydi? Çırağan'daki bir şey yatırı vardır. Onun üzerinde MIT'in bir yeri var. Cadde, sokak belli, numara belli. Şu sokağı bu. Herkes biliyor.
Tayyip Erdoğan'ın evini de herkes biliyor. Sokağı, şusu, busu. Yani İSKİ kayıtlarında ya da su şeyinde ya da ne bileyim doğalgaz kayıtlarında daha ne olabilir ki? Evin iç planları mı olacak? MİT'in İstanbul'daki merkezlerinin ya da işte Çırağan'daki ya da Yıldız'daki merkezinin iç planlarını mı veriyor yani? Kozmik bilgiler gibi. Kardeşim siz bir cemaatçıyı, bir alçağı, bir namussuzu, bir şerefsizi kozmik odaya söktünüz. Soktunuz. Sizin ağababalarınızdan bir tanesi bağırsak temizliyoruz dedi. Türk ordusunun canına okunuyor. Hani şimdiki savunma bakanının da böyle efendim vallahi ne yapalım yapacağımız hiçbir şey yok. Arkadaşlar darbe yapacaklarmış meğer falan dediği dönemde senin adamın o günkü başbakan yardımcın bağırsak temizliyoruz demişti. Türkiye'nin gerçek kozmik odasına bir şerefsizi soktunuz. 7,5 milyon sayfa tutan belgeleri aldı. Kime verdiğini bilmiyoruz. Belki Yunanistan'da, belki Bulgaristan'da, belki Rusya'da, belki Amerika'da. Şimdi bir anda İstanbul Belediyesi kozmik oda merkezi oldu. Beka meselemiz. Eyvah! Eğer onlar bir dışarı çıkarsa maazallah. Ne var abi? İSKİ aboneleri. Aa, İSKİ aboneleri. Telekom abonelerini ne yapacağız peki? Onu kimler alıyor acaba? Ayrıca bu zamanında Kadir Topbaş varken ya da yerine şu adamı koydular. Hani kendi evine seçmen kaydeden adam neydi işte? Yavuz mu bir millet? Mutlu bir şey işte her neyse. Aman çok da lazım değil. Bu belediye başkanı diye gel. Mesela o bildiği zaman devlet sırrı falan olmuyor. İmamoğlu bilirse. Neymiş, efendim neymiş acelesi niye alıyor? Ha niye alıyor biliyor musun? Ha kaç tane daha egemen bağış var? Onları öğrenmek istiyor tabii adam. Tayyip Erdoğan sormuş ya. Hadi bakalım demiş. %40 suyu ucuzla. Nasıl ucuzla? Ucuzlaması gayet kolay. Egemen bağış ve gibilerinin ödenen paraları kesersen vatandaşın suyunu ucuzlatırsın. Bu kadar kolay. Bak, Ekvator'da seçilen adam ne dedi? Çalmazsanız para herkese yetiyor dedi. Burada da yeter. Ama sen egemen bağış gibi 40 bin kişiye daha şoförler, arabalar, maaşlar bağlamışsan ya da işte Başakşehir'e para, Ensar'a var, neydi o, Ensar mıydı? Ensar'dı değil mi? O değil mi işte? Bir vakıf var ya hani, Ensar, yani çocuklara bir kere bir şey olmaz diyenlerin vakfı. Efendim, Türgevi, Tarptı, Cüptüsü, İlim Yayma Cemiyeti, buralara verilen paraları kesip de halka bunları harcamaya başlarsan, su da ucuzlar, İGDAŞ da ucuzlar, asfaltlar da daha güzel olur, etraf daha da güzel çiçeklenir. Efendim daha güzel bir İstanbul olur. Olur da olur ya. Ama 40-50 bin kişiye sen açıktan para ödüyorsan, tabii o zaman olmuyor. Ama işte o 40-50 bin kişinin hepsi senden tarafsa, sen onları İstanbul Belediyesi üzerinden besliyorsan, yanında tasmalı olarak tutuyorsan, onların parası kesilince o zaman tabii beka sorunu çıkıyor. Tabii o zaman efendim İSKİ kayıtları, İGDAŞ kayıtları bir anda kozmik bilgi haline geliyor. Yani nasıl öyle söylüyorsun? Benim o Hül Hoca takımda, işte onlara o salak muamelesi yaptığın gibi bize de salak muamelesi yaparak maazallah İSKİ kayıtları ya birinin eline geçerse, ay teröristlerin hedefi olur. Aa, bizim Ayşe teyzenin ev adresi teröristlerin eline geçmiş, hadi bakalım. Ya bugün teröristler hangi kimin evinin adresini bilmiyorlar ki? Eğer teröristse. Bunları öğrenmek o kadar zor değil ki. Zaten herkes kendi internet sitesine koyuyor artık bunları. Yani İSKİ kayıtlarına bakmaya gerek yok. Instagram ya da Facebook'a baktığınız zaman zaten hedefiniz olabilecek pek çok kişinin kendi evlerinin içleri bile gözüküyor. Nerede ne var yatak odasına kadar herkes paylaşıyor. Şimdi bunu kalkıp da böyle maazallah kozmik bilgiler var. İstanbul Belediyesi neden kozmik bilgileri taşısın ya? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Evet, şimdi Sözcü Gazetesi'nde başka ne var? Başka yok, geçelim. Bugün yazarları da yok. Ya bu pazartesi günü Sözcü Gazetesi çok kötü oluyor ya. Hiç yazarı yok. Emin Çoraşan yazmıyor, Yılmaz Özdil yazmıyor, Bekir Coşkun yazmıyor, Uğur Dündar yazmıyor. Olmaz ki ama yani, böyle gazete olmaz ki o zaman. Bak hiçbiri yok. Bir Necati Doğru var, helal olsun. Bakayım. Deniz Zeyrek yazıyor, Ayşe Sucu yazıyor. Murat oluyor. Varmış gene ya. Nedim Türkmen yazıyor.
Vay be, ama çok yazar var. Rami Turan zaten yazıyor. O hiç kesmiyor ki. Efendim, Yekta Güngör Özden yazıyor. Zeynep Gürcanlı yazıyor. Ulan varmış ha. Ha, Ağlar yazmıyor. Şimdi... Ay çok güzel. Ama... Başakşehir krize girdi diyor. Buyurun. Başakşehir tabii krize girecek abi. Para kesilecek. Ya Başakşehir'in geliri İstanbul Belediyesi. Bu belediyelerle spor kulüplerinin ilişkisini kesmek gerekiyor. İstanbul'da da. Yani küçük yerlerde biraz da belediye desteği ama o da olmaz. Yani o da başka bir imparatorluklara falan dönüşüyor yani her yerde böyle kulübün başında. Bir de böyle herkes oralarda bölgecilik yapıyor ya böyle efendim takımımız. Adam ilçe takımı ama işte biraz palazlanmışsa abi canımız kanımız filan ya oğlum, hiçbirinizin kanı canı falan değil boş ver. Efendim Cumhuriyet Gazetesi demiş ki demokrasiye linç. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na organize saldırı sorumluları hepimiz biliyoruz diyor. Evet. Bildiğimiz şeyler bunda var. Şimdi iktidarın sınavı diye bir başyazı yazmış Cumhuriyet. Onu biraz okuyayım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün yapılan saldırı demokratik yaşamımıza ağır bir darbe niteliğindedir. Bu saldırı aynı zamanda siyasal iktidara karşı bir tuzaktır. Kuşkusuz eğer AKP siyasal iktidar bu mesajı özümseyebilirse. Evet yani Hulusi Bey'in arkadaşlarının yaptığı tabii aslında iktidarı da zora sokacak bir şey ama şimdilik onlar onu görmek istemeyecekler. Olayın ayrıntılarını gazetemizin deneyimli Ankara falan filan geçiyor. Olay üst derecedeki devlet yetkililerin gözleri önünde gerçekleşmiştir. Olay sırasında Milli Eğitim Savunma Bakanı Hulusi Akar, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Çubuk Kaymakamı yaşananlara tanık oldu. Yukarıda sayılan devlet yetkililerin korumalarının yanında her şehit cenazesi hazır bulunan kolluk güçleri de oradadır. Bu tablonun anlamı şudur. Belki de cenazede halktan daha fazla kolluk gücü vardır ama saldırı engellenemiyor. Hatta saldırganlar adeta korunuyor. Bay Kemal nitelemesini kullanması, slogan atanların Bay Kemal nitelemesini kullanması da dikkat çekici. Bu seçimlerde kabul edilmelidir ki Türk halkı kutuplaştırılmıştır. Ana muhalefet partisi siyasal iktidarın sözcüleri tarafından PKK ve Kandil ile aynı cephe içinde gösterilmiştir. Siyasal iktidarın en üst düzeyde yaptığı bu suçlama aşağı katmanlarda işi bu noktaya getirmiştir. Kılıçdaroğlu'nun kaldığı evi salan saldırganlara Milli Savunma Bakanı Akar, tepkinizi gösterin, gösterdiğiniz artık dağılın demiştir. Bu nasıl tavırdır? Şu an için olayda en ağır, en olumsuz imtihan veren kişi Milli Savunma Bakanı Akar olmuştur. Bu olay bütün dünya kamuoyunda yankı yaratacaktır. Özellikle Avrupa'nın Türk demokrasisi üzerine olumsuz yorumları yapılmasına neden olacaktır. E tamam, onlar Tayyip Erdoğan'a yardım için öyle bir şey yaparlar. Çünkü oradan gelecek hemen herkes biz dışarıdan gelenlere şeyiz. Çünkü Avrupa'dan artık demokrasi falan dendi mi alerjimiz var. Tayyip Erdoğan'ı yıkmak istiyorlar ya onun için. Bu gibi olaylarda asıl büyük sorumluluk siyasal iktidara düşer. Ankara Valisi ve Emniyet Genel Müdürü derhal görevden alınmalıdır. Organize biçimde gerçekleştiği anlaşılan bu olay yansız bir biçimde incelenmeli ve saldırganlar cezalandırılmalıdır. Çok partili demokratik rejimlerde böylesi hareket çok gür bir sesle kınanır. Bu kınamayı da öncelikle siyasal iktidarın başı yapar. Bu yazının yazıldığı ana kadar partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan henüz ses çıkmış değildir. Çok partili demokratik sistemi savunmak isteyen tüm güçler bir araya gelmelidir. Evet, sorun burada. Bakın, tabii bu saatte olmaz ama bu gün içinde olacak mı bilmiyorum. Ama şu ana kadar ülkenin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bu saldırıyla ilgili tek kelime bir şey söylemedi. Örneğin dün akşam baskın yapar gibi bir Türgev'in yurtlarından birine hem de kız yurdunu kendi kızını da yanına alarak ki oranın başkanıymış galiba onunla beraber gitti. Mesela orada gazeteciler var. Sorulmasın dendiği için sorulmuyor. Onca fotoğraf çekiliyor. Cumhurbaşkanıyla kakakiki konuşuluyor ama bir tek gazeteci bile cesaret edip efendim bugünkü saldırı hakkında bir şey söyleyecek misiniz diyemiyor. Çünkü neden? Talimat böyle bir şey sorulmayacak. Çünkü yeni Türkiye dedikleri bu garabette sistem böyle çalışıyor. Cumhurbaşkanı şunlar şunlar sorulacak diyor. Danışmanları ya da adamları soruları gazeteci denilen kişilere dağıtıyorlar. O gazetecimsiler soru soruyorlar bazen. Soru sormayı bile beceremiyorlar çünkü o kadar aptal bazıları. Ve Cumhurbaşkanı bile zorda kalıyor. Yavrum o soruyu öyle sormayacaktım. Bak ben şimdi sıkıştım diyor. Niçin konuşmuyor Cumhurbaşkanı? Neyi bekliyor? Konuşmaması bir yerde ya bizim arkadaşlar esprisine uyuyor değil mi? Yani Savunma Bakanı'nın arkadaşları acaba sarayın da mı arkadaşları diye bir şey oluşuyor zihnimde.
o Savunma Bakanını saray atadığına göre sarayın o bakanın arkadaşları, hani dolayısıyla sarayın da arkadaşları olabilir. Çünkü konuşmuyor. Kıramadı bile. Bakın kutlamıyor Ekrem İmamoğlu'yla. Karşılaştı Ekrem İmamoğlu. Enteresan bir şey yapıyor. Hani tepki de gösterebilirsiniz ama ben olumlu açıdan yanaşıyorum. Tepkiyi şöyle gösterebilirsiniz. Ya kardeşim bırak Tayyip Erdoğan'a ne diye ikide bir işte ben onunla gidip ziyaret de ederim. Çalışırım da konuşurum da diyorsun. Bir işte karşılamaya gidiyorsun yetmiyor. Camide namazda önüne çıkmaya çalışıyorsun. Arabasına gidiyorsun falan diye eleştirenler var mı? Var. Ama ben ona öyle bakmak istemiyorum. İmamoğlu çok enteresan bir şey yapıyor. Hiçbir komplekse kapılmadan diyor ki arkadaş sen ülkenin cumhurbaşkanısın. Öyle ya da böyle ben seni beğenmiyorum. Seçmedim. Yöntemlerin de hiç hoşuma gitmiyor. Ama cumhurbaşkanısın. O zaman ben elimi uzatırım. Bak o eli tutamıyor. Hayırlı olsun diyemedi ya. Yani ne var? Üç kere karşılaştın. İmamoğlu üç kere fırsat yarattı. Bir havaalanında karşıladı. İki cenazede karşılaştı. Üç arabasına kadar gitti uğurladı. Orada bir kerhen el sıktı cumhurbaşkanı. Ama üçünde de tebrik ederim. Hayırlı olsun diyemedi. Niye? Çünkü düşünüyor. Seçimi iptal ettireyim mi, ettirmeyeyim mi diye. Büyük ihtimalle de ettirecek bir havaya büründüler şimdi. Yani dünkü olay, şu bu Bahçeli'nin ısrarlı konuşmaları. Ha, şunu yapmak istiyor belki ama bu iyi bir şey değil. Cumhuriyet'te var, oradan okuyayım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu için topal ördek benzetmesi yapan Erdoğan'ın belediye meclisindeki üstünlüğünü kullanarak İmamoğlu'nu çalıştırmayın talimatı verdiği konuşuluyor. Erdoğan, komisyonlar elinizde. Tüm vaatleri takip edeceksiniz. Suda %40 indirimi nasıl yapacak görelim dedi. Yani şunu düşünüyor. Benim adamlarım var, daha kalabalıklar belediyede. O halde ne yapabilirim? Ben onlara çalıştırmam. İstanbul aşkı var ya Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarında. İstanbul'u çok seviyorlar. 3 ay boyunca bütün İstanbul'u bu bizimki aşk hikayesi diye donattılar. Fakat işte aşk ama ben olursam aşk o zaman severim. Başkasına olursa yar etmem. İstanbul'u da öldürürüm. Onu yöneteni de, onu seveni de öldürürüm. Onun için çift taraflı hançer. Bugün İmamoğlu'nu çalıştırmamak, hadi bakalım suyu nasıl indiriyormuş demek, fiyatını nasıl indiriyormuş demek, İstanbul halkını cezalandırmak demektir. İstanbul halkından intikam almak demektir. Ha şimdi bunu yapar mı? Hiç kuşkum yok. Çünkü karakter ona çok uygun. Nankör İstanbul. Allah cezanı versin İstanbul. Tüh Allah kahretsin İstanbul. Hani o teşekkürler İstanbul var ya. Ha şimdi kafada bunlar var. Allah cezanı versin İstanbul. Nankör İstanbul. Ben sana göstereceğim İstanbul. Şimdi o zaman olmuyor. Devlet yönetmiş olmuyorsunuz. Kişisel hırslar, kişisel amaçlar, kişisel tutkular eğer devlet yönetiminde öne geçerse ki burada geçiyor gördüğünüz gibi. Türkiye bir yere varamaz. Ha seçimi yeniletir mi? Yeniletebilir. Kanırta kanırta da yeniletebilir üstelik de. Üç ay sonra da yeniletir. Bakın şimdi herkesin kafasında şu var. Hani bugün YSK toplanır, seçimleri iptal eder. İkisinde seçim olur. Efendim ikisi zaten bayram tatilinin tam böyle başlangıcına geliyor. 40 gün evvelden de açıkladılar. İşte filan böyle bir herkesi paniğe sürükleyecek şey. Ama üç ay da bekleyebilir. Bir şeyin hakkı var. Üç ay içinde karar verir diyor. Son ana kadar bekletir. İşte bu arada suyu kestirir, elektriği kestirir, onu yapar, bunu yapar. Ondan sonra der ki arkadaş ya görüyorsun ya bunlar beceriksiz ya bunlar. Bu Bay İmamoğlu ya da Bay Ekrem. Bu Bay Ekrem, Bay Kemal'le beraber ülkeyi son şeye götürüyor. Haydi arkadaşlar diyebilir der. Hepsi olabilir. Bugün de alabilir. Ama şu karar veremiyorlar. Benim anladığım o. Yoksa Yüksek Seçim Kurulu ne var ki? Çoktan karar verdi kardeşim. Ne var ki yani? Cumartesi, pazar eğlendiler, gittiler, torun baktılar filan. Lan otursanıza ne olmuş yani? Bir hafta sonu da çalışıverin. İncileriniz dökülmez ki. Efendim ama cumartesi, pazar bizim tatilimiz, hakkımız, biz devlet memuruyuz. Devlet memurusunuz da yani çok önemli bir konu var. Niye cuma, perşembeden bu yana yan gelip yatıyorsunuz? Yüksek Seçim Kurulu yan gelip yatma yeri midir? Yusuf Eylül olunca cart kararı alıp hemen başkanın da mazbatasını elinden aldınız. Çünkü neden? AKP'li değil. Keskin'de de aynı şey oldu. Orada da hemen aldınız elinden. Seçimi iptal. İstanbul'da ne düşünüyorsun? Talimat bekliyorsunuz herhalde. Öyle anlıyorum çünkü.
Yoksa şu cumartesi pazarı niye geçirdiniz kardeşim? Oturun çalışın bakın. Peki. Tabii birinci bölümde hep Kılıçdaroğlu'nu konuştuk ama biliyorsunuz İstanbul'da dün bir de büyük bir buluşma vardı. Ekrem İmamoğlu gerçekten çok büyük bir miting yaptı. Milyonun üzerinde insan katıldı. Çok coşkuluydu, çok hareketliydi, çok iyi organize edilmiş bir gösteriydi. Mitingdi, bir buluşmaydı. Tabii bu iktidarı çok rahatsız ediyor. Niye? Çünkü insanlar buraya özgürce gidiyorlar. İnsanlar buraya ceplerine para konarak, ellerine kumanyalar verilerek, yani yem, su bilmem ne filan verilmeden gidiyorlar. Kendi imkanlarıyla gidiyorlar. Belediye otobüsleri tahsis edilmiyor. Ama mesela dün galiba metrolar çalıştı. İlk defa bir CHP mitinginde İstanbul Belediyesi artık AKP zihniyetinde olmadığı için metrolar çalıştı. Otobüsler normal seferini yaptı. Motorlar normal seferlerini yaptı. Ancak işte para verip kiralayan varsa 5-6 kişi bir grup oluştuysa ama parti sadece ilçelerden kendine ait otobüslerle insan götürdü. Böyle bir şey oldu. Buna rağmen milyonun üzerinde insan orada büyük bir coşkuyla katıldı. Bir iki bir şey söyleyeceğim tabii. Şimdi bir tanesi en son gördünüz kendi olanaklarıyla gidiyor. Ama AKP'ye ait olan Devlet Demiryolları var. Orada aksaklık oldu gördüğünüz gibi. Yani Devlet Demiryolları trenlerini çalıştırmadı. Çünkü hepsi bir şekilde saraya yalakalık yapacaklar. Efendim gördünüz değil mi? 3 tren aksattım. Gidemediler. Tabii efendim ne olacak yani? Efendim. Aferin yavrum, aferin yavrum, aferin yavrum. Kafalarını böyle böyle okşayacak o da. Böyle bir yalakalık var mı ya? Hiç utanmaları, sıkılmaları falan yok. Hemen efendim gördünüz, hemen durdurduk. Olur mu efendim, olur mu? Yani oradan onlar gidecekler, bu memleketin hainleri. Bunların hepsi teröristler, orada buluşacaklar. Efendim engel olduk. Ah siz bize bırakacaksınız. Biz bunların üzerine de gaz da sıkacağız. Ama işte. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na bir iki bir şey söyleyeceğim. Bir kere bir o göbek biraz fazla. Şimdi diyeceksin ki ya Can sen mi söylüyorsun bunu? Evet ben söylüyorum. Çünkü benim de yapmam lazım ama şimdi dikkat ettim. Hani genç böyle fit gibi gözüküyor ama işte o ceket açık şey olunca bir de biraz şeye dikkat edecek. Mesela elbise seçimi, kravat boyu. Mesela kravat işte bu böyle kemerden yukarıda olunca göbek de çıkıyor. Yani ya mesela bir tarz yaratsın. Genç, dinamik, böyle ateşli belediye başkanı. Hani böyle kazakla, gömlekle falan olmalı. Ya bu takım elbise, kravat. Yani ille bu makamlara gelince takım elbise, kravat olmalı mıyı ben düşünüyorum. Ya ben olsam başka kıyafetler giyerim herhalde bu tür bir makamda. Ya işte mesela Yunanistan başbakanı ne yapıyor? Kravat takmıyor ama tiril bir gömlek, müthiş bir ceket ve pantolon. Yani böyle çıkıyor halkın önüne. Mesela İmamoğlu böyle bir İstanbul Belediye Başkanı imajı yaratabilir. Yani bu kalıp efendisi gibi olmak, illet takım elbise, kravatlar falan. Ama işte o zaman da bu görüntü şey olmuyor. Ona dikkat etmek lazım. Yani güzel buraya mendili falan da koymuş ama işte o böyle açıkta böyle kollar mollar kalkınca göbek hafif bir de kravatta işte o kemer boyundan yukarıda kaldı mı yani şey bunlar iyi niyetli şeylerim. Onu söylemek istiyorum. Niye? Yani görüntü imajı da çok önemli. Hani oradan falso olmamalı diyorum. Efendim gelelim şimdi diğer şeylere. Şimdi Milliyet gazetesi. Bu arada tabii Sri Lanka'da bir olay var. Ben öbürlerini de söylemedim çünkü yandaş yalaka medya onu hani mal bulmuş gibi saldırmış, onu daha büyük yapmış. Vay Sri Lanka'da büyük şey. Evet çok büyük olay tabii. 207 ölü. Şimdi ne olduğu da belli değil. Yani kimler yapıyor belli değil. Sri Lanka'da kilise ve otellere 8 ayrı bombalı saldırı yapıldı. İkisi Türk, 207 kişi öldü. 450'den fazla yaralı var. Şimdi bunu büyük ihtimalle Budistler yapıyor olabilir. Çünkü Sri Lanka'da yeni değil bu. Yani kiliselere karşı Budistlerin bir öfkesi var. Asya ülkesi Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'nın kutlandığı gün teröristlerin hedefi kiliseler ve lüks otellerdi. Patlamalar koordineli olarak Koshinkade, Negombo, Batukola'da Paskalya ayini sırasında 3 kilisede ve başkent Colombo'da 3 otelde yaşandı. Daha sonra Colombo'nun hemen dışında Dahivela ve Damatago'da bölgelere 2 saldırı daha oldu.
Yani bir günde 8 bombalı saldırı birden. Vahşet bir şey tabii. Hükümet yerel saatte akşam 6'dan sabah 6'ya kadar bütün adada geçerli olmak üzere sokağa çıkmaya sahi ilan etti. Sosyal paylaşım siteleri asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla geçici olarak engellendi. Ulaştırma Bakanlığı tren seferlerini iptal etti. Zaten sokağa çıkma yasağı varsa tren de olmaz ki be kardeşim. Patlamaların en az ikisinin intihar saldırısı olduğu öne sürüldü. Saldırıların sorumluluğu üstlerine olmazken 7 kişi gözaltında. Evet. Şimdi burada bizi ilgilendiren en önemli taraf maalesef iki de Türk var. Serhan Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş. Oteldeler bunlar. Demek ki turist olarak büyük ihtimalle gittiler. Orada çalışıyor olma ihtimalleri bana göre düşük. İşte orada bir yerde bir tatil ya da belki bir konferans ya da başka bir şey için ne olduklarını bilmiyorum. Ama şey şimdi, evet, Tamil gerillaları vardı. Onlar bir Sri Lanka ordusu, işte 2009 mu dedi, büyük bir operasyon yaptılar ve çok sayıda Tamil gerillası, onlara göre tamamı dendi. Yani terörist olarak adlandırılan herkesin öldürüldüğü büyük bir operasyon yapıp bitirmişlerdi. Şimdi hala onlar mı, Budistler mi? Bu bilinmiyor ama burada hani IŞİD'di bilmem neydi olma ihtimali sanki az gibi ama çıkarsa da çok da şaşırmam. Yani hani onlar da hedef şaşırmış olabilirler yani ama büyük ihtimalle şeydir. Şimdi burada ne var? Ders sayısı azalacak diye bu kimi cumhuriyetçi, laik, demokrat falan diyenleri ama ekonomi bak, Milli Eğitim Bakanı'na laf söyleyemeyiz falan dedikleri adam var ya, o demiş ki ders sayısı azalacak. Evet, Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Ne Selçuk bu? Abi mecbur niye mesela adını yazmadın? Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Şimdi bazı şeyler var mesela. İmamoğlu soyadı olduğunu anlıyorsun. Ama Selçuk hem isim olur hem soyadı. Ben şimdi adını hatırlamıyorum bile adamın. Yani ne önem vermiyorum da ondan hatırlamıyorum. Bilmem ne Selçuk işte. Neyse. Projeleri milliyete anlattı. Vay projeleri var. Ulan senin ne projen olacak ya? Sen saraydan emir alıp yapacaksın yani. Böyle bir şey yok ki. Ya bakanların projesi olamaz ki zaten. Çünkü artık bakanlar şey değil, tabiler. Yani bakın bizim eski sistemde her bakan aslında kendi başına bir güç. Onun için başbakan var. Bakanları koordine ederdi. Şimdi öyle değil. Şimdi başkana tabi bakanlar. Bakan lafı zaten şey bizde. Yani usulen kullanılıyor bakan diye. Baksın işte bizim adımıza baksın. Tam anlamıyla bakan oldular. Şimdi Milli Eğitim'e baksın. Dış işlerine baksın. Ne söyle, ne yapacağını ben söyleyeceğim. O kadar. Şimdi bu adamla mesela böyle projelerim var. Ya senin projen falan yok. Hocam yapma. Senin projen okulunla ilgili olabilir. Bak okulunu şimdiden tahkim et diyorum. Yarın öbür gün bu bakanlık biter. Sen o okulu gayet güzel işte. Daha çok kazanırsın. Yarın öbür gün okulunun başına geçince işler gibi devam ederse ama böyle hani proje hazırladım falan hani ayıp oluyor ya, ayıp oluyor ya. Olmuyor yani, olmuyor. Boş ver. Evet, milliyete anlatmış projelerini. Hedeflerin sistemi yapılandırmak için olduğunu vurgulayan Selçuk, öğrencilerin hayatında ani değişiklikler olmayacak. Yavaş yavaş değişiklikler görecekler. Ani çözümler daha sonra problemlerimiz haline gelir. Bugüne kadar öyle ani değişiklikler mi yapılıyordu? Herhalde. Vazgeçiyoruz. Devrim. Şimdi bak devrim. Vay be. Çocuğun çok sayıda derse girmesi sonucu hiçbir dersi tümüyle öğrenemediğini belirten Selçuk, hala adı yok. Gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi bizde de ders çeşitliliğinin azalması çocukların belli alanlarda derinleşmesini sağlayacak. Amacımız orta öğretimin kalitesini bütünsel olarak yükseltmek ve yüksek öğretime daha donanımlı öğrenciler Ya boş verin ya. Kur'an öğretin yeter ya. Mantık o değil mi zaten? Orada her şey var. Size zaten söylenen bu. Siz oraya doğru şey yapıyorsunuz. Kur'an öğret. Yeter. Çocukların daha fazlasına gerek yok zaten. Seçimi yenilemek beka Ayda buyurun. Devlet Bahçeli. Hadi bakalım. Seçimi yenilemek beka meselesiymiş. Duydunuz mu? Beka çıktı ortaya. Şimdi ben de sormuştum. Çok sayıda okurum ve izleyicim de hep mesaj atıyor. Ya Can Bey bekayı hatırlatın. Ya hatırlattık kardeşim. Seçimden beri soruyoruz. Ama bak çıktı. Beka çıktı şimdi ortaya. Nedir? İstanbul'da seçimler yenilenirse bekamız kurtulacak. Evet, yenilemezse bekamız tehlikede. Aman Allah'ım, o zaman bekamızı kurtarmak için hemen seçimleri yenileyelim. Ama benim merakım şu, Sayın Bahçeli, acaba İstanbul seçimlerini yine kaybederseniz ki öyle olma ihtimali çok yüksek, o zaman bekamız ne olacak?
Bölünüyor muyuz? İstanbul mu bölünüyor? Ama belki yapabilir. Tabii İstanbul'u ikiye bölersiniz. Boğaz'ın bu tarafı, bu tarafı diye. Yani öyle mi olacak? Bekamız ne oluyor? Mesela İstanbul seçimlerini kaybettiniz. Eyvah! Ülke bölündü. Amerikalılar ülkemizi işgal edecekler. İran bir taraftan girecek. Rusya kuzeyi alacak. Bekamız gidiyor. Ya siz bir beka sorunu yarattınız. Farkında mısınız Sayın Bahçeli durup dururken? Ne yaptınız da beka sorunumuz oldu? Bizim hiç ilgimiz yok. Haberimiz de yok. Ayrıca zaten bizim o konuda gücümüz de yok. Beka sorunu varsa sizin sorununuz. Siz yarattınız. Şimdi İstanbul seçimlerini yenileyerek beka sorununu halletmek istiyorsunuz. Öyle mi? Ne kadar güzel değil mi? Allah Allah. Bak bakalım ne demiş şimdi. Efendim MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İttifakı sözlerini değerlendirdi. Şimdi mesela Türkiye İttifakı deyip adamın evini bile sıkmıyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğruyor. Bir nezaketen bir bildiri, tweet ya. Cümle saldırıyı kınıyorum. Yeter, o da yeter bize. Yüreğimizi soğutur. Demiri soğutur mu bilmiyorum. O demiri nereye koyacaklar da soğuyacak bilmiyorum. Ama hani siz demiri soğutalım derken hababam altındaki ateşi har yapıyorsunuz. O demir soğumaz ki o zaman. Demirin soğuması için mesela Hulusi Bey'in arkadaşlarıyla alakayı keseceksiniz. Ya onun arkadaşları pek tekin arkadaşlar değil. Bakın bir bakanınız var Sayın Cumhurbaşkanı. Kötü arkadaşlar edinmiş kendine. Hani yol yakınken bence adamı alın görevden. Buraya doğru dürüst birini koyun ya. İlle paşa olması gerekmiyor ki. Koyun oraya ya, bir sivil koyun. Paşalar alışıktır öyle şeylere. Aldırmazlar merak etmeyin. Ama bu paşa arkadaşları tekin değil. Size de zarar verecek yani. Ha ama onlar benim de arkadaşım zaten diyorsanız o zaman bilemem. O zaman sarayda bir güzel yemek verin onlara. Bahçeli, bizim ittifakımız Cumhur'ladır. AK Partili kardeşlerimledir. Allah Allah. Abi adamda gitgeller mi var böyle ya? Hakikaten ben mesela şüpheleniyorum. Çünkü yani çok değil ya, bir sene, bir buçuk sene önce yani bu referandumdan önce. Neler söylüyordu ya? Sen terörün hizmetindesin, senden Cumhurbaşkanı olmaz. Teröre sen geçit veriyorsun, PKK'lısın falan diyen adam. Şimdi diyor ki bizim kardeşimizdir. Kardeşlik lafına da çok sinir oluyorum abi. Yani niye kardeş olalım ya? Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ya kardeş olunca hani evlilikler mevlilikler sıkıntıya giriyor o bakımdan yani. Hepimiz kardeşsek bir tuhaf olmuyor mu yani o zaman? Dostuz, arkadaşız, yol arkadaşıyız, yoldaşız hepsine tamam. Ama bu kardeş edebiyatı beni çok rahatsız ediyor. Size etmiyor mu ya? Kardeş. Niye biliyor musunuz? Benim kardeşimi seçme şansım yok. Ha benimki iyi çıktı. İnşallah o da öyle düşünüyordur. Herhalde öyle düşünüyor zannediyorum. Ama kardeşimizi seçme hakkımız yok. Anamızı, babamızı da seçemiyoruz. Onlar bize Yüce Rabbim'den armağanlar. Bazen kötü oluyor, bazen iyi oluyor. Ama dostumu, arkadaşımı, yoldaşımı seçebiliyorum. O işte orada akıl, mantık, bilinç hepsi devreye giriyor. Kardeş seçemezsin. Ülkeni seçemiyorsun. Milliyetini seçemiyorsun. Hatta ve hatta günümüzde dinimizi seçmek bile çok zor. Şimdi ben bugün böyle kendini İslam'ın kılıcı gibi görenlere sormak istiyorum. Yani Sri Lanka'da da olsaydınız, şimdi orası meşhur ya terör olayı. Sri Lanka'da doğmuş olsaydınız, %90 ihtimalle Budistiniz, %10 ihtimalle de Hristiyandınız. Bugün de olsaydınız. 40 yıl önce de olsaydınız kafadan Budistiniz zaten. Şimdi ne yapacağım? Efendim Kur'an-ı Kerim demiş ki arayıp bulacaksın. İyi de işte mesela sizin arama bulma ihtimaliniz yok. İmkanı vermemiş. Allah size onu bahşetmiş zaten. Müslüman bir ülkede dünyaya getirerek size Müslümanlığı bahşetmiş. Yani Kuala Lumpur'da geçen kimdi gelen? Biri gelmişti ya. Burkina Faso. Mesela Burkina Faso'da da olsaydın İslam'ın kılıcı olacak mıydın? Mesela? Bunları oturup düşünmemiz lazım. Milliyetini seçecek. Türk'üm. Lan peki yani Çin'de de olsaydın Çin mi olacaktı böyle? Biz Çinli'ye laf söyletmeyiz yani. Moğol olsaydın mesela. Finlandiya'da da doğabilirdin. Kızılderili olabilirdin. Eski mi olabilirdin? Değil mi? Onun için yani Türk'üz. Tamam Türk'üz. Kürd'üz. Aynı şey orada da var. İşte Türk'üz deyince çok bozulanlar, Kürd'üz deyince nedense bozulmuyorlar. O da ayrı bir olay. Ama her durumda yani bu milliyeti öne çıkarmak. Biz Türk'üz, biz Bulgar'ız, biz Yunan'ız, biz Amerikalıyız. Amerikalı diyemiyorlar tabii. Ama Fransız, İngiliz, hepsi sanki böyle gökten
Kaç tane Adem indi kardeşim bu dünyaya? Hangi millette ilk inen? Mesela bunu sorunca böyle kalıyor. Hazreti Adem'in milleti neydi? Hadi bakalım, Arap mıydı? Türk müydü? Fransız mıydı? E çünkü bu kadar millet var. Çinliyim diyor, Hintliyim diyor, Türk'üm diyor, Kürd'üm diyor. Bir de ufakları var, Laz'ım diyor, Çerkez'im diyor. E bunların kökeni aynı adama gitmiyor mu? Aynı Adem'le Havva'da değil mi bunlar? Nasıl oluyor? Onun için seçme şansımız yok, onu bilelim. Ama dostumu seçebilirim. İşte Hulusi Bey arkadaşlarını seçmiş. Onun arkadaşları kimler? Türkiye'den pek haz etmeyenler benim anladığım. Yani onların vatan sevgisi falan farklı. Mesela ben vatanımı seviyorum. Bu ülkenin insanını seviyorum. Adam bazılarını seviyor. Mesela dün terörist diye demeyip de bağrına bastığı Abdullah Öcalan'ı bugün terörist diyor mesela. O zaman ne diyorlardı bunlar? Kardeşim diyordu yani Abdullah Öcalan bunları sopayla kovar. Abdullah Öcalan işte Kürt halkının aklı selimidir. Yani bunların hepsi var, açın bakın. Şimdi bunu söyleyenler terörist diyor filan. Bu arkadaş karakter bozuk yani biraz. Yani dün ak dediğine bugün kara diyebiliyor bunlar. İşte onun için diyorum yani Hulusi Bey'in arkadaşları bir parça şey. Onun için Tayyip Erdoğan bir bakmalı. Oğlum Hulusi bak yani arkadaşlarım biraz bana tuhaf geldi filan demeli. Der mi bilmiyorum. İnşallah der. Ama işte gördünüz. Her neyse. Şimdi burada bu var. Başka? Ya Ukrayna'da seçim var biliyor musunuz? Komedyen kazandı. Cem Yılmaz mesela Cumhurbaşkanı oluyor. Ne güzel olur değil mi aslında? Ülke yüzü güler be. Bakın oldu. Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre ünlü komedyen Vladimir Zelenski kazandı. Sandık çıkış anketlerine göre Zelenski oyların %73.2'sini alırken Poroshenko %25.3'te kaldı. %73 oy almış ha. Komedyen ama işte bak şey oluyor. Şimdi bir şeye bakmak istiyorum milliyetten başlayarak. Efendim burada böyle bir şey var. Evet Yaman Törner ülkedeki ekonominin ne kadar güzelleştiğini grafiklerle anlatmış. Nasılsa kimse anlamayacak diye böyle koymuşlar tam sayfa haberde yok bir şey. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu BDDK Akbank kaynaklı soldaki grafikleri gösteriyor ki Türk lirası üzerinden verilen kredilerde artış ve toparlanma eğilimi var. Yabancı para cinsinden ve dövize endeksli kredilerde ise borç azaltımı sürüyor. Tamam anladınız değil mi? Açıyorsun bakıyorsun abi sadece borsada çalışanların ya da bankacı olanların anlayacağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane tablo var. Bakar bakmaz şak anlıyorsunuz. Lan ekonomi çok güzel be, vay 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 vay. Bu arada saat 8.22 olmuş, bir dolar bir bu saat itibariyle şeye bir bakalım, dolarımız kaç para. Efendim, bu 5.83, ekonomi çok iyiydi. Yaman Bey, ekonomi iyi diyorsunuz ama bak gene 5.83 olmuş. Toparlanma acaba böyle mi oluyor? Hani 6'ya toparlanma mı yapacaklar acaba? Çünkü öyle diyor bak. Toparlanma, düzelme işaretleri. Şimdi düzelme, hani böyle küsuratla uğraşmayalım. Böyle 5.83 falan. Yani şunu toparlayalım. Yuvarlak hesap 6 mı olsun diyorlar acaba? Bilemem. Belki de öyle diyorlardır. Evet. Millet Bahçeleri'ne, bak Bakan Bekir Pakdemirli çok güzel. Millet Bahçeleri'ne balıklı ekmek büfesi. Dahiyane bir fikir ya. Bayıldım ya. Tarım ve Ekonomi Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'deki balık tüketiminin dünya ortalamasının gerisine kaldığını işaret ederek millet bahçelerine balık tüketiminin merkezi haline getirmek istiyoruz. Usta, balık yasağı var. Haberin var mı? İthal balık mı yedireceksin millete? Adamın haberi yok. Balık tüketimini arttırmak için balık yasağının olmaması lazım. Hangi balığı yedireceksiniz? Pakdemirli AA'ya yıllık kişi başı tüketilen balık miktarının Avrupa'da 23, Türkiye'de 18, pardon dünyada 18, Türkiye'de ise 7 kilogram civarında olduğunu. Bu tablonun değişmesi için çalışma yaptıklarını aktardı. Değişsin bu tablo. Bu tabloyu istemiyoruz, sevmiyoruz bu tabloyu. Pakdemirli 28 Eylül'de 25 milyon metrekarelik alanda çalışmaları yürütülen 52 millet bahçesinin balık tüketiminin arttırılması için değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek millet bahçelerinin her birinde en az bir balık ekmek büfesi kurulması gerektiğini kaydetti. Bedava usta. Bak bedava değilse şişersin ona göre. Çünkü millet bahçesindeki millet biraz avantaya düşkündür ona göre. Kek yiyecek orada. Çoluk çocuk yuvarlanacaklar.
Şimdi yuvarlanırken balık ekmek biraz yağmağa, etrafa sürülebilir. O halde siz demek ki ya yuvarlanma aşamasının sonundaki finish bölümünde balık ekmek sunacaksınız, onlar yiyecekler. Ya da yuvarlanmadan önce yemelerini sağlayacaksınız. Hani oraları buraları yağ olmasın diyerekten. Efendim Türkiye Belediyeler Birliği'ne balık, millet bahçelerine balık ekmek büfelerine yer vermesi için teklif götürmelerini getirdiklerini açıkladı. Bak bir millet bahçeleri merkezi var demek ki. Belediyeler Birliği'nin millet bahçeleri. Şimdi bunun başında İstanbul'da İmamoğlu mu var? O millet bahçeleri bitti. Mundar oldu mundar. Çok güzel. Efendim buraya teklif götürmüşler. Teklif şu. Millet bahçelerini balık tüketimini merkeze haline getirmek istiyoruz. Millet bahçelerinde en az bir balık büfesi olsun istiyoruz. E bunu okuduk zaten, bir daha yazmışlar. Haberin yeri biraz uzaması lazım. Arkadaşlar şu haberi biraz uzatın. Tamam abi, aynı cümleyi bir daha tekrarlarız. Bakalım üçüncü geliyor mu? Ekmek arası balığın söz konusu büfelerde iç bölgelerdeki illere farklı bir konseptle taşınmasını sağlayacağını. Farklı bir konsept. Balık ekmek. Ekmek arası balık koyuyorsunuz ve farklı bir konsept yapıyorsunuz. Acaba ne? Efendim biz içine bir parça da maydanoz koyuyoruz. Bir iki de mısır tanesi atıyoruz. Böylelikle çok farklı bir konsept oluyor. Ve onun adına Alaturka Balık adını veriyoruz falan mı diyecekler. Öyle bir şeyler yapabilirler. Evet. Efendim söz konusu büfeler balığın uygun fiyatlarla, uygun fiyatlarla dedi, bitti. Şekerim orada uygun fiyat yok. Bedava verirseniz yer millet. Aile bireylerine ulaştırılmasına ve insanlara balık yeme alışkanlığı kazandırılmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca toplumun sağlıklı beslenmesine, milli üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına, ülkemizdeki istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacaktır dedi. Çok güzel, işte bakın bir bakan ve projesi. Bu Tayyip Erdoğan'ın dışında. Tayyip Erdoğan'ın aklına böyle bir şey gelmiş midir bilemiyorum. Onun aklına kek gelmişti ama bakan kekten aldığı bayrağı geliştirmiş. Ama hata yapıyor. Kekler bedava. Balık ekmek makul fiyatlar diyor. Abi balık kaçaysa fiyatı odur. Şimdi bu yeni bir icatları var. Yani maliyeti 10 lira, biz de onu 5'ten veririm arkadaşlar. O zaman altını mesela öyle yapın. Fakirlere altın satışını yarı fiyatına yapın. Onlar sizden yarı fiyat alsınlar. Sonra buradan gelip tam fiyatına satsınlar. Böylelikle para kazanmış olurlar. Fena mı? Bakanın dahiyane fikri. Balık ekmek ama değişik konsept. Bak. Böyle bu aralarda ne haberler var? Biz onlara bakmıyoruz demek ki. Böyle bir sürü ipe sapa gelmez haber var ha. Alkol metrenin azizliği diyor mesela. Alkollü olduğu tespit edilen ve ehliyetine el konulan sürücü kullandığı diş temizleme losyonunun alkol metre cihazını yanılttığını ileri sürdü. 3 ay trafikten men edilen sürücünün başvurduğu kamu denetçiliği kurumu alkol metre itirazlarını mahkemeden önce adli tıp kurumuna yapılmasını önerdi. Sonuç yok. Ama adam demiş ki diş fırçasında alkol vardı. Diş temizleme losyonunda alkol varmış. Onunla alkol çıktı. Şimdi o ağızdaki alkol kokusunu mu alıyor alkol metre? Yoksa kandan gelen yani vücuda yayılmış olan alkolün şeyi mi? Yani mesela ağzını rakıyla şöyle çalkalayıp döktün. Ya da alkolle çarpıp döktün. Alkol metreyi üfleyince alkol çok yüksek çıkıyor mu? Bir denemekte fayda var. Ben bilmiyorum. Efendim burada. Çok kızmış Tayyip Erdoğan da Sri Lanka saldırısına tepki göstermiş. İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum. En sert biçimde lanetliyorum. Çok güzel. Terörün dini olmaz demiş Fuat Oktay. O da böyle aralardan hep devamlı konuşuyor. Ona diyorlar ki ya sen şeysin. Kahramanlara veda. Burada da var. Bu tezgah bizi yıldıramaz demiş. Efendim İstanbul'da yeni başlangıç mitingi. Tamam burası tamam. Evet gelelim. Ne var şimdi? Sabah gazetesi. Fenerbahçe ateşle oynuyor 0-1. Ama yani Fenerbahçe'nin maç kazanması mümkün değil ki ya. Ya ben seyrettim Fenerbahçe. Mahalle takımı gibi. Bak söylüyorum. Şu mahalle aralarında halı sahalarda oynayanlar var ya onların iyilerinden 11 kişilik bir takım yapın. Fenerbahçe'yi yener. Ve böyle. Zaten belli değil mi? Herkese yeniliyor. Geçen hafta Galatasaray'a nasıl yenilmediler anlamadım. Hayır Galatasaray'a yenilmese Başakşehir'le arasındaki fark kapanıyordu. Bak Çaykur'da, Rize'de Tayyip Erdoğan iki takımı
berabere kalmışlar. Yani hani ikimiz de yapmayalım. Ya patronu, reisi üzmeyelim işte. Hani berabere kalalım. Ama işte tabii Rize'ye yarıyor ama Başakşehir için kötü. 2 puan daha yaklaştı Galatasaray. Kaça düştü fark? Dur bakalım. 4'e mi? 4 puan galiba. Evet. Başakşehir 62 puan. Aa 59 puan. 3 puan. Yani geçen hafta Fener'i yense var ya, 1 puana iniyormuş. Aa. Bu arada Fenerbahçe 14. 33 puanı var. Bursaspor var altında 29. Yok Fener düşmez. Çünkü Erzurum var. Göztepe, Akhisar. Biri 28, 27, 24. Yani Fener çok zor, çok zor. Çünkü kendi aralarında maçlar var. Son yani düşme hattındakilerin arasında var. Yani şey olmuyor. Bak Başakşehir eriyor diyor. Vay çok üzülmüşler. para gidecek. Şimdi en fenası o. Efendim Sri Lanka'da terör canımızı yaktı demiş. Küresel terör Sri Lanka'da görev yapan iki Türk mühendisi kahvaltıda vurdu. Ha Sri Lanka'da görev yapan iki Türk diyor. Evet. Bak burada var. Adıyamanlı olan iki arkadaş saldırının yaşandığı sabah birlikte Shangri-La otele gitti. Burada da var ya İstanbul'da. Bu Shangri, bu Uzak Doğu'nun en önemli oteli galiba. Oranın Hilton gibi bir şey yani. Bizim İstanbul'da da var. Shangri otele gitti. Küresel terör iki Türk mühendisini otelde kahvaltı ederken şehit etti. Gençlerin acı haberini alan aileleri yıkıldı. Sabaha konuşan baba Mehmet Çavuş, oradaki garibanlara yardım eden melek gibi pırıl pırıl bir çocuktu. Serhan Selçuk Nariçi de 2017'den beri Kolombo'da inşaat projeleri. Evet, inşaat projelerinde mimarmışlar. Şey, mühendis. Orada yaşıyorlar. Efendim, çalışan ikinci emekli Erdoğan Türkiye yurdunu ziyaret etti. Güzel. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta bir grup provokatörün saldırı düzenlediği Şişli'deki kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle buluştu. Şimdi oradan geçerken 2-3 kişi taş atmış Şişli'de. Belli ki oradan ama. Yani çünkü CHP'lilerin yapacak böyle bir anlamı yok zaten. Şimdi bak, taş atıldı diye orayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ikinci büyük siyaset ismi, ana muhalefet lideri, saldırıya uğruyor, canını zor kurtarıyor. Ona bir geçmiş olsun bile demiyor. Enteresan. Bugün diyecektir ama herhalde yani. Yani bir şey olacaktır herhalde. Şimdi burada Sinan Akçıl'dan bir abim varmış itiraf. Allah Allah. A Para'da yayınlanan Günaydın hafta sonunda Sinan Akçıl'ın itirafı damga vurdu. Bak sen. Babamın Alman bir kadından hiç bilmediğim 40 yaşında bir oğlu varmış. Adı Andy. Filmlerde oluyor ya bu hani şey filmlerde, dizilerde falan. Aa bir anda. Onun bir başka çocuğu daha varmış. Senin bir kardeşin daha var. Hii, mirasa ortak mı? İlk soru o tabii. Mirasa ortak mı? Varsa tabii miras. Seçimin tekrarı beka meselesidir diyor. Burada da Bahçeli var. Şimdi burada AK Parti hukukçu vekili Güler diyor. Ne Güler bilmiyorum. Abdullah Güler galiba. Hatırlıyorum bu adamı. YSK'nın kararından ümitliyim. Tabii çıkmayan candan ümit kesilmez. Seçim hukuku göz önünde bulundurulursa İstanbul seçimleri için yenileme kararı çıkar diyor. Çok ilginç. Eğer hukuk uygulanırsa diyor, düşünebiliyor musunuz? AKP'li milletvekili hukuk uygulanırsa diyor. Uygulanmama ihtimali var mı sizin için? Yani hukukun uygulanmaması muhalefete karşı. Muhalefete yönelik bir şey yapılacaksa hukuka gerek yok. Tayyip Erdoğan yeter. Gereken kararı alır. Ama söz konusu olan AKP'yi ilgilendiren bir şeyse hukukun uygulanmaması gibi bir şey olabilir mi? Yani uymasa bile bir hukuk bulunuyor ona zaten. Adam diyor ki İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi. Neden? Abi çok mantıklı bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki saymaya başladık fark 29 binden 13 bine indi. Demek ki hepsini saysak 20 bin öne geçeceğiz. Bu hesabı yaptılar ciddi ciddi biliyor musunuz? Şimdi artık hiç kimse bana inandıramaz. Bu hilelerin tamamı önceden planlanmış AKP oyunu. Çok net çıktı ortaya. Başımız derde girerse bütün bunları süreriz diye. Çünkü bugüne kadar hiçbir konuda şüphelenmeyen, hiçbir konuda kuşku duymayan, hiçbir konuda itiraz etmeyen AKP bir anda bu seçimde itiraz etti ve bir anda sayısız usulsüzlük bulmaya başladı. Gördünüz mü? Bak yanlış yapılmış. Bu oylar aslında geçerli. Peki adamın neredeydi kardeşim? Bak devletin atadığı adam senin adamın. Senin bir tane AKP temsilcin var, etti 2. Bir tane MHP temsilcisi var, o da senden, etti 3. En az 2 tane müşahidin var, etti 5. 5 adamla sandık başında oturuyorsun. Efendim adam gelmiş, seçmen, ampulün üzerine basmış, gözükmüyormuş,
geçersiz sayılmış. Fakat yeni incelemede geçerli sayılmış diyorsun ki bu. Ve bundan sayısız, hemen hemen tamamı bütün geçersiz olup da geçerli hale dönenler böyle oylar. O zaman demek ki bunlar özellikle oraya bastırılmış. Yersen yapılmış. Görürse geçecek ama bir kaza olursa efendim bak geçersiz bunlar. Peki AKP'nin adamları armut mu topluyordu orada? Hani bir tane, iki tane, üç tane, beş tane atlarsın. Kardeşim 7.000 tane, 10.000 tane böyle atlanır mı? Hah. Demek ki kasıtlı. Öyle talimat verilmiş. Atla kardeşim, boş ver. Nasıl olsa kazanıyoruz. Ya kim bizden alacak kardeşim? Zaten Yüksek Seçim Kurulu'nda söz verdi. Merak etmeyin efendim, siz kazandınız dedi seçimlerden 15 gün önce. Rahatlar yani. Ama ona rağmen bir şey olursa eğer, işte hemen ortaya çıkıyor. Bak görüyorsunuz hile olmuş. Ya 19 bin sandık kurulu başkanı usulsüz atanmış. Şimdi mesela Yüksek Seçim Kurulu oturduğu yerde duruyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yüksek Seçim Kurulu bugün, yarın, öbür gün ya da 3 ay sonra toplanacak. Diyecek ki biz bu görevde bu 19 bin kişinin usulsüz atanmasına neden olduk. Onun için seçimler yenilenecek. Peki affedersin ama 19 bin insanı hatalı bir şekilde oraya atanların hiçbir sorumluluğu yok mu? Ben eğer diyelim ki seçimler yenilendi, bu adamlarla mı gideceğim seçime? Yani kendi denetiminde, kendi namusunda olan 19 bin kişiyi hatalı atayan kurul, eğer bir seçim tekrarı olursa Yüksek Seçim Kurulu üyeleri olarak orada görev mi yapacaklar? Ben buna güvenebilecek miyim? Dünyada bu sisteme güvenebilecek bir tek akıllı insan var mıdır? Olabilir mi böyle bir şey? İşte yeni Türkiye dedikleri bu. Hepimiz enayiyiz, hepimiz aptalız, hepimiz ahmakız. Bir iktidar var, iktidarın başında biri var. Böyle olacak diyor, öyle oluyor. Şimdi bugün Yüksek Seçim Kurulu kendi yaptığı yolsuzluğu mu dile getirip seçim kararı alacak? Çünkü suç onun, benim değil. Muhalefetin burada bir payı yok. Yani muhalefet şunu yapamaz. Arkadaşlar bir organizasyon yapıyoruz. Bütün sandık kurulu başkanlarına adamlarımızı koyuyoruz. Nasıl yapıyoruz? Karışma orasına yapıyoruz. Nasıl yapar? Bana bir kişi bunu mantıklı izah edecek. Ha, cemaatten bile daha büyük bir paralel yapılanma var. Öyle mi? Şimdi öyle mi oldu? Peki ne zaman yanıldık, kandırdılar bizi, Allah affetsin diyeceksiniz. Kim bunlar sonra? Efendim bunlar, yani kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Birileri bunlar, dış güçler ama yani gördüğünüz gibi CHP'ye yaramış. Bravo. Bay Kemal. Zaten bunlar teröristlerle beraber. Vurun ulan. Öyle mi? Böyle bir mantık var mı? Var. İşte yeni Türkiye'de var. Yeni Türkiye dedikleri anladığımız kadarıyla durum bu. Böyle bir şey. Yerse. Ata alan Üsküdar'ı geçti şeklindeki atasözünün, daha doğrusu kötü atasözünün devlet ideolojisi olduğu bir yeni Türkiye bu. Ata alan Üsküdar'ı geçti. Yürü kardeşim, ben balı götürdüm hadi. Bak bir tane benzeri şey vardır. Geçti Borun Pazarı, Süleyşe'nin iyiydi. Ama orada bir kötülük yoktur. Adamın hesap hatası yapmıştır. Bor pazarına gittiğini zanneder. O da geldiğinde o da der ki o Borun Pazarı geçti. Sen Niğde'ye git. Pazar orada. Gecikmeyi anlatır. Ama Atalan Üsküdar'ı geçti. Başka bir şey. Ve bu devlet ideolojisi oldu. İşte bak aynı. Düşünebiliyor musunuz? Bütün seçim usulsüzlüklerini, yolsuzluklarını, hırsızlıklarını, sahtekarlıklarını yapmakla suçlanan. Çünkü bütün belgeler o. Ki şey de söylüyor bunu, AKP'nin sözcüsü de ne diyor? Canım bunların hepsini CHP yaptı diyemeyiz yani. Bir güç yapmış. Peki bu güç Yüksek Seçim Kurulu'nu devre dışı bırakıp yapabiliyorsa kardeşim yani sen devlet olarak uyuyorsun. Ha Yüksek Seçim Kurulu'nu olduğu gibi satın aldılarsa o zaman da sen şimdi bu adamlardan karar bekliyorsun. O zaman lağvedelim orayı. Yeni bir Yüksek Seçim Kurulu oluşsun. Onlar gelsin. Neyse bu belgeleri incelesin, karar versin. Şimdi yani Yüksek Seçim Kurulu'nun üzerine yüklenene bakar mısınız? Eğer seçim kararı alırsa Yüksek Seçim Kurulu diyor ki evet bütün o hırsızlıkları, yolsuzlukları, uğursuzlukları ben yaptım. Ve bu yüzden de seçimi tekrar ediyorum. O anlama gelmiyor mu? Buyurun. Hadi 10 puanlık soru size. Onun için düşünüyor ve diyorlar ki ya bunlar dışında bize bir şey bulsanıza. Ya patron yani bu bizi mahvediyor yalnız. Bak siz bizi tabii ki yani kollayacaksınız ama hani maazallah bak işte böyle İmamoğlu falan bir kaza oldu.
Yani biz çok fena oluruz yani. Bizi mahvederler. Patron yapma reisim. Bir şey bulun bize. Yani bak bul hemen ya da direkt talimat bekliyor. Yukarısı ulan yapalım mı yapmayalım mı? Yapsak ne olur yapmasak ne olur? Şimdi anketler yapılıyor. Bu anketlerde biraz galiba anladığım şey. Ama işte taşıma maşıma yapacaklarsa çünkü ne olacak? Yüksek Seçim Kurulu yarın 500 bin kişiyi getirir. Hepsini kaydeder haberin bile olmaz. Hiçbir şey yapamazlar. 300 bin polis getirir İstanbul'da. Büyük güvenlik sağlayacağız diye. Hepsine oy kullandırır. Ne yapacaksın? O Süleyman Soylu'nun yapamayacağı bir şey yok ki. Bunu da yapar. Gayet rahat. Allah'ım yarabbim. Şimdi çirkin saldırıya soruşturma. Bak şimdi. Haberi öne geçmişler. Yani Kılıçdaroğlu'na saldırı falan yok. Cumhuriyet Başsavcılığı Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta şehit Er Yener Kırıkçı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı. Allah Allah. Başsavcılık soruşturma başlatırken provokatif saldırıya tepki yağdı. AK Partili Çelik, şiddet eylemi kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun. Adalet Bakanı Gül, şiddetin siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz dedi. Bu kadar. Bakalım bunların içinde... Efendim şöyle bakıyorum buralarda var mı ne demiş. Burada bir şey yok. İkinci tazminat demiş çalışan emekçiye. Böyle bir sürü ipe sapa gelmez böyle bir sürü haber. Aselsen çocuklara milli proje öğretecek diyor. Böyle bir şey işte. Sarı yedekler araçları yaktı vay namussuzlar. Kök hücrelerin öyküde filizlenecek evet. Karın ağrısı sandı aort yanığı çıktı. Yırtığı çıktı. Ulan karın ağrısı aort burada değil mi? Sri Lanka'da terör. Evet hukuk uygulanırsa İstanbul seçimleri kesinlikle yenilenir. Kim diyor? Evet. Tamam işte Abdullah, avukat Abdullah Güler. AKP'nin hukukçusu çok. Hukuk varsa seçimler yenilenir. Mehmet Barlas gene bildiğiniz gibi. Efendim barış elçileri İstanbul'u keşfetti. Erdoğan'dan Türkiye kız yurduna ziyaret. Seçim tekrarı beka meselesi. Ne demiş bakalım bu sosyalist arkadaşımız Melih Altınok. Kılıçdaroğlu'na yumruk. Ulusal seçimler, küreselleşen fizik sınırını anlatıyor. Yerel seçimlere. Bir yalay laf. Yani bir şey yazamamış. Yazamayınca da böyle işte. Efendim Fatih 23 Nisan. Efendim. Yürek Bukan Veda saldırıyla ilgili. Saldırı yok. Saldırıyla ilgili soruşturma. Hükümetimiz şeydir hemen. Mesela dünkü Türkiye Gazetesi vardı. Mutlu musun Ekrem diyor. Dört şehidimiz var. Ekrem İmamoğlu'na diyor ki mutlu musun Ekrem? Hani PKK'nın oylarıyla seçildi diyorlar ya. Böyle bir alçaklık olabilir mi ya? Allah aşkınıza ya. Şerefsizlik olabilir mi? Daha. Şimdi bakın bunu niye çevirdim biliyor musunuz? Bu sabah şeysinde mesela dün İstanbul'da 1 milyondan fazla insan Maltepe'de toplandı diyeyim. Satır yok. Şimdi bakın manşet yapmak bir tercihtir. Büyük miting, efendim coşku falan gibi böyle güzelleyici tanı sıfatlar eklemek bir tercihtir. Ama İstanbul'da 1 milyondan fazla insanın katıldığı bir mitingi, bir gösteriyi, bir buluşmayı hiç olmamış gibi davranırsanız o zaman tuhaf oluyor. İşte onu yapıyorlar. Satır yok. Sade onda mı? Star'da da yok. Yeni Şafak'ta da yok. Milliyet'in iç sayfasında var. Hürriyet'in birinci sayfasında var bir tek biraz. İçeride var. Ama yandaş yalaka takımda yok. Böyle bir şey olmadı İstanbul'da diyor. Şimdi buna hakkınız yok. Sabah gazetesi okuyan, öyle ya da böyle, küçücük de olsa, ha İstanbul'da dün... Ayrıca şu var, hani eskiden gazetelerin hakim olduğu, televizyonun olmadığı dönemlerde insanlar doğal olarak bütün gazeteleri almıyorlardı. Gazeteler, gazeteciler kendilerine gazeteye gittikleri zaman bütün gazeteler alınmış oluyordu. Onun için gazeteciler diğer gazeteleri de görüyorlardı ve hatta işte o haber o gazetede çıkmış, çıkmamış falan gibi bana göre absürt tartışmalar da olurdu. Vay efendim falanca gazetede çıkmış da. İşte onu sadece o gazeteyi alanlar görüyor. Öbürleri görmüyor zaten. Çünkü herkes topluca bunları almıyor. Ama günümüzde öyle değil. Günümüzde artık bir kere televizyon
anormal yaygın vaziyette. Sosyal medya anormal yaygın. Yani Sabah Gazetesi ve bir takım yandaş yalaka tetikçi gazeteler İmamoğlu'nun yaptığı ve 1 milyonu aşkın insanın katıldığı mitingi yayınlamadıkları zaman bunu saklamış olamıyorlar. 60'lı 70'li yıllarda belki mümkündü. Milletin haberi bile olmuyordu çünkü aldığı gazetede öyle bir haber yok. Ama şimdi öyle değil. Şimdi bunu niye? Ha ben vermiyorum. Tarafım ben. Ben tetikçiyim diyor. Ben saray adına gazete çıkarıyorum diyor. Bu kadar basit. Efendim Hürriyet Gazetesi de saldırıya tepki yağdı diyor. Nereden yağmış? Bakıyoruz. Binali Yıldırım, vay canına. TBMM Başkanı Şentop. Şentop diyor ki provokasyon olabilir. Yani aslında bel altından diyor ki ya bunu CHP'ler de yapmış olabilir ha diyor. Çünkü provokasyon olabilir ne demek? Ya bir de bu provokasyon yani hiç kimse bir bilinçli yapmıyor. Hep birileri var. Bu birileri ortada karışmıyor kardeşim. O birileri var ya işte hepsi onların sahipli. Onların böyle başları okşanıyor. Tasmaları var onların. Ha Hulusi Bey'in de arkadaşları bu arada. Ama biliniyor. Yani öyle provokasyon falan değil. Adlı adınca eylem yapıyorlar. Ha bunun sonucu provokatif bir şeye yol açar. Şimdi provokasyon başka bir şey. Herhangi birinin dahli yokken tak arkadan bir şey yaparsın millet. Bu öyle değil ya. Bu açık, seçik. Devletin güvenlik güçlerinin önünde bir bakanın arkadaşları çıktılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmek istediler. O kadar basit. Bağırdılar, yakalım dediler. Sivas'tan çünkü çok antrenmanlılar. İnsan yakmaktan hoşlanan bir karakter bu. Yakalım dediler. Ama Allah'tan işte arkadaş olarak ağırlıklı bir isim oradaydı. Tamam arkadaşlar mesajınız alınmıştır ya. Tamam artık yeter biz bakıyoruz gerisine dedi. Ve olay bitti. Şimdi bu adam Türkiye'de bakan ve biz buna silahlı kuvvetlerimizi emanet ettik. Yani yarın Allah muhafaza diyorum bir savaş durumuna gelirsek bu adam ordunun en önemli yetkilisi olacak. Hey, aman Allah'ım. Maşallah. Düşünmek bile istemiyorum. Adam Güneydoğu'da uçağa binemiyor. Bir de savaşacak ha. Oh, Allah muhafaza, Allah muhafaza, Allah muhafaza. 8 bombalı katliam diyor. Vaktimiz var mı? Var biraz daha, bir iki dakika. 8 bombalı katliam demiş. İki Türk mühendisi de terör kurbanı. Bu Sri Lanka bir ada. Eskiden bunun adı Siam değil miydi ya? Hani Siam ikizleri meşhur. Bir de o hani Kral ve Ben filminin çekildiği Siam değil mi bu Sri Lanka? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Galiba evet. Siam diye bilinen ülkeydi. Erdoğan lanetliyorum demiş. Kolombo'daki Türkiye Büyükelçisi Öz Çuhadar. Bak onun da adı yok. Öz Çuhadar, öyle. Öz Çuhadar ya. İki Türk mühendisi ABD Büyükelçiliği inşaatında görev yapıyordu. Shangri-La Oteli'ndeki kahvaltı sırasında yapılan saldırıda yaşandı. Herhalde pazar diye oraya gittiler. Pazar kahvaltısına. Yazık, yazık. İki tane mühendisimiz gitti. Efendim, kalplerimizi kazanmayı yeğlerim diyor. Ekrem İmamoğlu Maltepe'de İstanbul'a yeni bir başlangıç koymuşlar. Hiç olmazsa. Efendim, öğrenciye maaş diye Vahap Munyar maaş mı veriyormuş? İHKİB Başkanı, neyse bu, çok biliyoruz ya bak, her şeyi biz bilmek zorundayız. İHKİB Başkanı Gültepe, bak, o kadar meşhur ki, hani yani CB Erdoğan der gibi yazmış arkadaş. Çok biliyorlar ya, bu da genel yayın müdürü yapıyorlar bir de bu adamı. İHKİB Başkanı Gültepe anlatmış. Üniversiteye girişte ilk 20 binde yer alıp tekstil mühendisliğini seçene asgari ücret düzeyinde maaş bağlanacak. İlk 20-50 bine girip aynı tercihi yapacak olan asgari ücretin %70'i, ilk 50-80 bine girip tekstili seçecek olana da asgari ücretin yarısı kadar maaş verecek. Abi ne kadar, işte bunlar böyle genel yayın müdürü olunca, böyle bu tür haberler birinci sayfa, biz de yani yayın müdürüyüm arkadaş, biz de konuştuk herhalde. Koyun çocuklar birinci sayfaya. Devam edelim. Şimdi tabii çok sevindiğim şey, böyle ben burada konuşuyorum, arada hata da yapıyoruz tabii. Mesela şeyi okudum, hemen bir doktor, uzman hemen aradı, dedi ki Can Bey, hani aort yırtılması, karın ağrısı filan, yani ben onu biraz espri gibi de söyledim ama tabii düzeltmiş hemen, diyor ki yüksek tansiyon varsa aort yırtılmasında karın ağrısı, sırt ağrısı bir de göğüs ağrısı çekersiniz diyor. Yani hani biraz esprili söyledik ama yani bu gerçek, hani öyle bir yanlış bir şey yok haberde. İkincisi, tabii bu Sri Lanka meselesi, ben hani dedim ya Siam filan, Siam Tayland'ın eski adı. O da hemen düzeltmeler geldi. Urup dedi, yağdı. Hayır, yanlış, aman. Sri Lanka, Seylan.
İşte diyorum bir çağrışım yapıyor da Siam, Siam Tayland. Gülümseyen ülke Tayland. Yani onun adı Siam'dı. İşte o Tayland kralı eski işte o meşhur Kral ve Ben filmi Yul Brynner'le neydi? Ha işte hadi onu da bana yazarsınız. Kral ve Ben olan film sonradan işte Siam krallığı oldu. Tayland devletine dönüştü. Bu ada yani Sri Lanka eski Seylan. Seylan'ı nereden hatırlayacağız? Seylan çayı. Değil mi? Kokulu bir çayı vardır onun. Seylan çayı diye gelirdi. Kilise gelirdi. Kilisten kaçak gelir. Oradan dağılırdı. Şimdi onların hepsi serbest. Koca koca valiler bile. Yalnız diyor bizi kazıklama diyor. Kaçak çaydan getir ki. Biz normal çay içiyoruz kusura bakmayın. Telebir ailesi olarak. Öyle kaçak çay falan içmiyoruz. Niye? Yani bir ekonomik gerek yok. İkincisi yani Türkiye'nin bu kadar güzel çayı varken ben niye kaçak çay içeyim kardeşim? Onu valiler içsin. AKP'liler onların gırtlak yapıları da biraz şey yani böyle birdenbire zengin oldukları için hani böyle artık her çayı içemiyorlar mecburen. O işte beyaz çay, kara çay, o çay, bu çay, şu çay, of çay, zart çay, zurt çay onları şey yapıyorlar ama biz normal yurdumun, Rize'min çayını yudumluyorum. Güzel, güzel. İyi de yapınca güzel de oluyor. Seylan çayını da kaçak değilse ve bir arkadaşım gelir içebilirim tabii. Ona bir şey diyeyim. Evet, devam edelim. Hürriyet'te başka bir numara yok işte. Aa, yani. S-400'lerde kriz nasıl açılabilir? Ha, çok komik bir haber var burada. Şimdi kriz var nasıl açılacak? Alma diyor adam. Kriz öyle açılır. Almazsın. Alır. Bak adam zaten bak ne diyor. Bak. Sinan Ülgen diye bir adam bu. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi. EDAM başkanı. Sarayın yan kolu herhalde. Ya başka türlü olmaz zaten. Hürriyet niye koysun ki? Sinan Ülgen... ABD ve NATO ile yaşanan NATO sıkıntısını açma formüllerini al. Çok güzel abi formül kolay. Türkiye S-400 sisteminin Hindistan, Suudi Arabistan gibi NATO üyesi olmayan üçüncü bir ülkeye gönderilmesinin gündeme getirebilir. Yani diyor ki ben alacağımı onlar alır diyor. Yani ben paramı kurtarayım diyor. Bak çok uyanık, akıllı saray danışmanı bu. Ya da diyor ya da bu işin ayrılmış bütçeyle Rusya'dan stratejik olmayan silah sistemi alabilir. Formülü gördünüz değil mi? S-400'ü alma diyor ya. Alma, sorun bitti. E biz ne diyoruz? Alamazsın diyoruz zaten. Evet, Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Nefret söylemi saldırıya dönüştü. Evet, aynen öyle oldu. Tekmeli yumruklu saldırı, bildiğimiz olayı anlatmış. İmamoğlu şeffaf bir belediyecilik yapacağım diyor. Kocaman fotoğrafını koymuşlar. Evrensel var mı arkadaşlar? Koyalım onu. Kıdem tazminatının gaspına karşı 1 Mayıs'a. Hadi bakalım. 1 Mayıs'a günler kala Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı reform paketinde yer alan kıdem tazminatının fona devrine işçilerin tepkisi büyüyor. İzmir, Denizli, Adana'da gazetemize konuşan işçiler kıdem tazminatına gaspı ve zorunlu BES'e karşı alanlarda olacağız. Hangi alanlarda çok merak ediyorum. Çünkü İstanbul'da nerede olacak? Gene Bakırköy'de mi? Kadıköy'de mi? Çünkü şeyde olmuyor. Taksim'de olmuyor. Ona Tayyip Bey izin vermiyor. Ona şey olmuyor. Rahatsız oluyor orada. Taksim'de işte gelen geçen var. Turistler var. Arap turistler var. Onlara ayıp oluyor. Gidin Maltepe'ye falan yapın diyor işte. Mesela şeyde de şeyde olacaktı, Saraçhane'de olacaktı. Vali aramış demiş ki ya işte yapmayın yani ben saraya karşı çok zorda kalırım. Ya yani adam beni mahveder demiş galiba. Onlar da iyi ne peki demişler. Hadi Maltepe'de yapalım da daha çok insan gelsin. Ya zaten o kadar adamı Saraçhane'ye sığdıramazdır ama yani İstanbul'da miting yeri Taksim'dir. Bu kadar basit. Ama işte Taksim birilerinin kişisel egoları nedeniyle. Tamamen o. İki defa bu iktidar döneminde iki defa yapıldı biliyorsunuz Taksim'e. Hiçbir şey olmadı. Sonra dediler ki ulan bu tehlikeli bak biz burayı veriyoruz ama şimdi bunlar yarın öbür gün burada bir şey çıkarır. Nitekim işte Haziran 2013 Haziran'ı hatırlayacaksınız. 2013 Haziran'da korktuklarına uğradılar. İnsanlar orayı bir anda dolduruverdiler hem de kendiliklerine. İşte buradaki bütün mesele şu yani yemini suyunu vermeden de insanlar geliyorlar onu anlamıyorlar. Otobüsler bilmem neler olmadan ki o zaman metroları falan kapattılar, otobüsler durdu, vapurları durdurdular falan insanlar gene gitti. Ya ille bir avanta almadan da insanlar gidip işte bunu anlamıyorlar. Bu iktidar bunu anlamıyor ya nasıl olur diyor ya. Kardeşim ben diyor bir sandviç koymadım cebine üç kuruş para koymadan nasıl gider diyor ya. Bunlar nasıl insan ya diyor. İşte o zaman diyor dış güçlerdi. Oradan alıyorlardı. Almadan gidilmez çünkü. Adam ona alışmış. Parasını vereceksin işini yap. Taşeron bu. Kafa o. Onun için parasını vereceksin, işini yaptıracaksın. O kadar. Efendim Star Gazetesi. Sri Lanka'da terör deşedim. O da hemen sarılmışlar ona. Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na saldırı. Allah Allah ne enteresan.
Saldırı tüm insanlığa yapılmıştır diye de Sri Lanka saldırısı, Sayın Cumhurbaşkanımız o konuda son derece sert bir açıklamada bulmuş. Lanetliyorum, şiddet. Şimdi bu şeyler var. Diyorum ya size, bak bu Amerika'yı taklit ediyorlar. Şimdi Amerika'nın böyle bazı şeyleri var, deyimleri var. Mesela kınamak, lanetlemek, şiddetle lanetlemek falan. Onu koyuyor, o deyimler var Amerikan dilinde. Şimdi bizim şey saray, Beyaz Saray'ı taklit ediyor ya, oturma düzenine kadar. O danışmanlar, masanın üzerine ayak koymalardan, böyle pozlar vermeler filan, hepsi Beyaz Saray, Oval Ofis taklidi. Şimdi bu oranın bildiri, şiddetle dediği zaman bak ilk defa duyuyoruz bunu. Şiddetle kınıyoruz, şiddetle lanetliyoruz böyle. Ölümüne lanetliyoruz filan, işte böyle deyimler. Amerikalılar böyle kullanıyorlar. Şimdi onların ölçüleri var çünkü. Yani şiddetle lanetliyoruz deyince yani gelmeyeyim oraya kırmayayım bacağını anlamı çıkıyor. Şimdi bizimkiler de öyle. Sri Lanka hadi canım yürü hadi işte sen de lanetle. Ama manşet değil. Saldırı tüm insanlığa yapılmıştır. Abi ne derin laf biliyor musun? Saldırı tüm insan. Evet abi hepimize. Zaten iki de Türk öldü. Bu Türkiye'de yapılmıştır. Ve dış güçlerin Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için yaptığı eylemlerden biri. Oradaki Türklerin öldürülmesi yakındır, size de geliyoruz mesaj. Biz Süleyman Soylu'ya söyleyin, hemen bir senaryo yazsın. Nerede abi bu adam? Süleyman Soylu nerede? Türkiye'de ana muhalefet lideri saldırıya uğruyor, az daha yakılacak. Adam ortada yok. Başka bir şey oldu mu hemen önderler. Bunlara bir müsaade edemeyiz. Şimdi bu adam demedi mi kardeşim? Bundan sonra talimat verdim dedi valilere dedi. Onlara dedi emir gönderdim. Almayacaksınız lan bu CHP ilçe başkanlarını, il başkanlarını filan. Bak o tarihten bu yana ilk defa cenazeye gidiyorlar. Ha şöyle gidiyor evet. Merkez dışı bir cenaze bir. İki AKP'lilerin ağırlıkta olduğu bir yerdeki cenaze. Ondan önce bir iki cenazeye gitti Kılıçdaroğlu ama Ankara'da daha kontrollü. Hani orada bir şey olmuyor. Ya da işte zaten şehit yakını da hani AKP'nin böyle şey paryası gibi falan değil. Bu adam öyle. Ben ölmeyeyim diyor. Benim oğlum şehit oldu diyor. Sen diyor senin ömrüne kat. Abi yani artık yani uçmayın canım bu kadar da yani. Ayıp. Yani biraz üzüntüyü de bir vakur yaşamak lazım. Benim oğlum şehit oldu. Senin ömrüne katsayım falan böyle yani. Her neyse. Şimdi bu Star gazetesinde de baktım. Şehit yok. Yani İstanbul'daki mitingden satır yok. Ayıp. Mesela olmaz. Haberciliğe uymuyor. Var mı diye böyle bakıyorum. Hakikaten yok. Ne olmuş? ABD kurduğu düzeni kendisi yıkıyor. SETA direktörü. SETA diye bir şey var. O da sarayın yan kolu. Hasan Basri Yalçın, doçent doktor. İle F-35 krizi. Bak. Bir şey. Neydi o? Hürriyet şeyle konuşuyor. S-400 için konuşuyor. Hürriyet S-400 için konuşuyor. Efendim öbürü şey için konuşuyor. Bu da F-35 için konuşuyor. SETA. SETA sarayın şeyi. Akıl, fikir hocası. Efendim ABD S-400 alımı için bize sorun çıkartıyor ama sorun yaşadığı tek ülke Türkiye değil. Rusya, Çin, İran, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle de sorunlu. Ama asıl sorun Amerika'nın kendi kurduğu sistemi kendi elleriyle yıkması ve müttefiklerine zarar vermesi. Çok derin bir tahlil olmuş. Adamın diyor sorunu sadece bizde değil ki hepsiyle var. Olabilir diyor. Onlarla da var. Bizde de olsun. Bir şey olmaz. Peki olmasın. Çok güzel. Koy o zaman abi S-400'leri. İkinci Dünya Savaşı öncesi gibi bir dönem. Vay ba ba ba. Büyük saptama. İkinci Dünya Savaşı öncesi gibi bir dönemdeyiz. Aferin. Bir şey yok yani. Satır yok. Vallahi helal olsun ama. Mesela koymayabiliyorlar. Mesela yazı işleri. Bunlar gazeteci. Ya biri der ki arkadaş hani haber sonuçta biz de bir gazeteyiz. Şöyle tekstinde olsa denir ki ya işte bak bakıyorum yok abi. Allah Allah. Yeni Şafak. Orada da yok. Ya, onlar şey yapmamışlar. Haber vermemişler. Şimdi bu CHP'nin hatasıdır. Bu CHP zihniyeti böyle biliyor musunuz? Yani İstanbul'da 1 milyonluk miting yapıp mesela Yeni Şafak'a haber vermemişler. Ayıp. Bir telefon eder insan ya. Arkadaş ben hani gazeteci hani ilgilenir misiniz bilmiyoruz ama biz bir miting yaptık. 1 milyon kişi falan var burada. Hatta daha fazla. Hani bilginiz olsun demiyorlar. Bu CHP zihniyeti saklıyorlar abi. Ev adamları da nereden alsınlar? Nereden duysunlar? Yeni Şafak işte böyle bakıyor. Koymamış. Dünyayı sarsan terör. Evet 207 ölü.
Sri Lanka'da 3 kilise ve 1 otele eş zamanlı terör saldırısı. Bakalım Türkiye'ye bağlayacaklar mı? Ya bu iki Türk mühendisinin ölümünden bağlayabilirler ha. İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesi diyor. Evet, bunu zaten söylemiştik. Devlet Bahçeli artık oldu. Kılıçdaroğlu'na saldırı. Kabul edilemez demişler. Kim demiş? AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım. Birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Abi senin patronun adamın elini sıkmadı, hayırlı olsun demiyor. Hani birlik beraberlik tamam, hükümet kuralım, ne diyor, ulusal ittifak filan. İşte Doğu Perinçek bir tek atlıyor. Tamam işte bizim fikrimizde hükümet kuralım, ben de olacağım. O zaman Tayyip Erdoğan dedi ki o kadar da demedik lan diyor işte. Yani abartma diyor yani. Biz milli birlik dediysek işte MHP ile kuracağız. CHP'ye gene terörist diyeceğiz. Onlar çünkü HDP ile filan. Hani böyle bir milli hükümet. Adı öyle yani. Efendim TBMM Başkanı, bunu yapanların bir provokasyon içinde olduklarını düşünüyorum. Çok enteresan. Bak işte devlet adamı böyle olacak. Bir provokasyon içinde olduklarını düşünüyorum. Düşünen adam ya. Enteresan. Adam meclis başkanı ama düşünüyor. Diyor ki provokasyon olabilir bu. Vay. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecek. Ettiniz. Ettiniz. Daha ne olsun ki? Adamlar ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Ya öyle soruşturma açtık falan filan. Lan o dakika. O dakika alacaksın ya. Adalet Bakanı. Şiddetin demokratik siyasete gölge düşü izin vermeyeceğiz. Bayılıyorum buna. Asla izin vermeyeceğiz. Sabrımızı tüketmesinler. Bizi test etmesinler. Bizi denemeye kalkmasınlar. İzin veremeyiz. Tepelerine bineriz. Allah Allah. Hep böyle. Bir de eylem yapın be. İçişleri. Konuşmuş. Yeni Şafak. Kabul edilmesi mümkün değil. Geçmiş olsun demiş. Şimdi ya şu şeyi bir arkadaşlar haberin içinde yoktu. Ben böyle konuşup duruyorum bu Hulusi Akar'ın değerli arkadaşları. Bak şimdi göreceksiniz. Ben hep arkadaşlar diyorum. Sizler de uyarıyorsunuz. Sadece arkadaşlar demiyor. Değerli arkadaşlar. Bak sıfat ekliyor. Değerli arkadaşlar. Hani değerli silah arkadaşlarım der gibi. Değerli arkadaşlarım. Kardeşlerim, canlarım. Şimdi bir sosyal medyada bir fotoğraf var. Fakat onu tam şey yapamıyorum, doğrulatamıyorum. Bu yumruk atmaya kalkanların başındaki herif şeyin başında yani değerli arkadaşlarım derken sükunete davet etmek için söylemiyor. Gerçekten arkadaşı bunlar. Yani hakikaten beraber masada oturuyorlar, yemekler falan yiyorlar. Arkadaşları yani. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'deki savunma bakanının arkadaşları bu. Yakın olan bu adamı. İşte bu arkadaşlarımız bunlar. Değerli. Mesaj veriyorlar. Mesajınızı aldık. Merak etme gereğini yapacağız usta. Ayıp ediyorsun. Tamam. Şimdi siz şey yapmayın da hani şimdi bak bunlar istismar edecekler. Bak saldırıya uğradık diyecekler filan. Yani bunları bile bu CHP zihniyeti filan. Adam öyle yatıştırıyor. Adam şu anda yok biliyor musunuz? Kayıp geziyor. Kim ne yapacak ki zaten? Reisi uğruna kendini feda etmiş adam. Dokunabilirler mi ona? Hadi bakayım bir tane polis. Ulan onu yakalayacak polisi sürerler Fizan'a be. Sana mı kaldı lan yakalamak diye? Ha? Sana mı kaldı? Terbiyesizler adam. O emniyet müdürü çağırır onu. Ulan bırak işte biz burada gereken demeçleri veriyoruz. Sana mı kaldı yakalamak? Unutulacak nasılsa. Bakın mesela ben dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun zırhlı araçla çıkarılmasını da içime sindiremiyorum, yediremiyorum. Ne oluyoruz ya? Orada devletin güvenlik güçleri önlemini alır. Kemal Kılıçdaroğlu arabasına biner ve gider. Savaştamayız ya. Bu ne düşmanlık? Zırhlı araca koyuyorlar. Abi kurtardık abi zırhlı araca. Bunu nasıl istismar edecekler şimdi? Vallahi işte halkın elinden zor aldık, zırhlı araca koyduk, kaçırdık. Hayır. Bence madem şu, diren kardeşim o zaman. Efendim özüm ya, ölmez merak etmeyin. Ama o zırhlı araca girmesine ben içime sinmiyor. Yani kötü eleştirmek için söylemiyorum. Bu hale düşürenlere öfkem var. Yani o savunma bakanının değerli arkadaşlarının yarattığı ortama bakar mısın ya? Bir ana muhalefet lideri zırhlı araçla kaçırılıyor. Üzerine böyle polisler şey oluyorlar, kalkan oluyorlar o çocuklar. Mecburen tabii ne yapsınlar? Hepsi Tayyip Erdoğan'ın fedaisi ama hani burada olan dur şimdi başımıza da fazla iş almayalım. Ama büyük ayıptır ya. Büyük ayıptır ya. Türkiye'nin utanç günüydü dünya. Ama o adam utanmadan dedi ki değerli arkadaşlarım mesajınızı aldık. Tamam verdiniz lan mesajınızı. Geç abi Allah aşkına. Vaktimiz var mı? Var. Bir Gün Gazetesi. Fail ortada diyor. Evet ortada.
CHP liderine linç girişimi. İktidarın seçim süreciyle birlikte dozunu arttırdığı, yandaş medyanın da büyük bir iştahla körüklediği nefret dili, barbar bir saldırının daha taşlarını döşedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı asker cenazesinde yumruklandı. Ya bu şehit cenazesi, yani burada da böyle ille bunu yapmayın işte. Şehit cenazesi de, asker cenazesi sanki asker ölmüş de değil yani. Yapmayın bu kadarında ya. Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı sığındığı evde de devam etti. Evin çevresinde bulunan bazı kişiler, yakın bu evi diye bağırdı. Madım atık hatırlatan görüntüler Türkiye'nin kara lekelerinden biri oldu. Aynen öyle. AKP'nin başvurusu kabul edilemez diyor. YSK, AKP'nin itirazını bugün görüşecek. YSK'daki kritik görüşmeyi değerlendiren CHP'nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, AKP'nin KHK gerekçesi seçimlerin iptaline neden olamaz. Ya AKP ne dedi biliyorsunuz değil mi? Ya burada dedi KHK'lı seçmenler oy kullandı dedi. 14 bin tane KHK'lı varmış İstanbul'da. Hani cemaatçi diye atılmış. Şimdi onlar potansiyel olarak diyorlar ki KHK'lılar şeye verdi, CHP'ye verdi. 14 bin daha düşersek fark 13 bindi. Bak 1000 öne geçtik, bitti. İşte herkesi el alemi sersem sanınca böyle yapıyorlar. Peki çok güzel de kardeşim, KHK'lılar bir tek İstanbul'da mı oy kullandı? 150 bin KHK'lı var. 14 bini İstanbul'daymış. Diğer bütün illerde kullanıldı. Ayrıca bu kişiler ilçe seçimlerinde de kullandılar. Mesela ben anlamıyorum. Niye ilçe seçimlerinin yenilenmesi istenmiyor? Çünkü hani mesela örnek diyor ki adam, efendim 19 bin kişilik bir sandık kurulu hatalı, hayali bilmem ne. Ya aynı sandık kurulları ilçe belediye seçimlerinde, belediye meclis seçimlerinde de sandık kurulu, muhtar seçimlerinde de sandık kurulu. Yani iler tutar yanı yok ama işte yukarıdan talimat bekliyor. Tayyip Erdoğan seçimleri yapın kardeşim derse yapacaklar. Ya tamam bu iş galiba biraz aleyhimize gidiyor. Bir de Amerika'da Trump da bizim damada söylemiş. Ya bunu zorlamayın falan demiş derse. Ya tamam soğutun. Soğutun geçin derse. Ya da tutun kararı vermeyin şimdi. Tutun bir iki üç ay bir bakalım bunların bir gidişine. Eğer böyle bir iki beceriksizlik yapar, bizde bir iki işte metrobüs kazası, yok metro çalışmadı, sular akmadı, elektrikler kesildi falan numaralarını yaparız. Hani vatandaş da ya ne oluyor bu CHP geldi biz gene mi çöpe boğulduk falan derse, 3 ay sonra yaparız seçimleri falan derse Yüksek Seçim Kurulu rahatlayacak. Aksi takdirde adamlar da işte bugün ne yapacaklar ki? Artık inancım kalmadı. Yani ikisi de talimatlıdır. Yani bana kimse demesin efendim Yüksek Seçim Kurulu toplandı ve red falan değil abi. Yukarıdan talimatsız veremezler o kararı. Ya verecek olsa zaten bir yıl önce değişmeleri lazımdı. Değişmediler. Durup dururken hükümet bunların, daha doğrusu Tayyip Erdoğan dedi ki sizin görev sürenizi uzattım çocuklar. Devam edin, daha lazımsınız. Efendim Türkiye şeysi, gazetesi 50 yıla doğru demiş. Vay be 50 yıl olmuş Türkiye gazetesi. İhlas ne kadar oldu? Buradaki paralar kaç yıldır ödenmiyor? Ona da bakacağız. Aa bu olmadı diyor CHP liderine saldırıya biraz şey yapmış. Bu olmadı. Bu olmadı. Şimdi hemen ama altında devam ediyor tahrik. Bir Devlet Bahçeli tuhaf ya. Dağda kovaladığınız belediyede oturacak diyor. Mahalli yönetimler kalanıyla palazlanıp Türkiye'nin boğazına sarılacaklardır. İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir. Ya bu Bahçeli'nin konuşması var mı? Var değil mi? Ben bir şey diyemiyorum yani. Bahçeli nasıl bu kadar rahat konuşuyor? Böyle düne kadar böyleydi falan filan. Aman işte. Allah bazen şey. Efendim Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı demiş. Kim? İlça, tepeden. İstanbul'da yeni başlangıç, barış ve kardeşlik diyor. Maltepe'de buluşmada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ben kalpleri kazanmaya geldim diyerek mesaj verdi. Efendim İYİ Parti yerel seçimlere damga vurdu diyor. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Millet İttifakı'nın elde ettiği başarıda büyük pay sahibi olduklarını söyledi. Evet, neyi kastetti bilemiyoruz diyor. Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı Erdoğan'ın Türkiye İttifakı yaklaşımını bu sözlerle eleştirdi diyor. İyi yaptı bilemiyoruz çünkü Bahçeli bir de ne benden başka ortak mı? Hih, eyvah muhalefetten de mi adam istiyorsun buraya? Olmaz arkadaş biz burada ne güzel paylaştık işte. Bombalı dehşet demiş. Efendim Korkusuz gazetesi sür manşetinde Paskalya kana bulandı diyor. Sri Lanka'da patlama 8 patlama 215 ölü diyor. Öbürlerinde 207 var. Korkusuz 215 demiş. İmamoğlu halkla buluştu diye böyle yukarıdan drone'la çekilmiş muazzam bir miting meydanı kalabalığı önünde de şey.
Bu alçak yumruk Türkiye'ye indi diyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da çirkin saldırı. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu şu günlerde ana muhalefet partisi liderini katıldığı şehit cenazesini linç etmeye kalkıştılar diyor. Şimdi benim bugün bir tek yazar ben varım gazetede. Şimdi benim yazılara bakmak istiyorum biraz. Şimdi ben diyorum ki YSK talimat bekliyor galiba. Biraz önce hep anlattım. Bölük bölük anlattıklarım. Burada daha şey yapayım. Şimdi bakın. YSK neler yapabilir? Bir, bugün toplanır. Seçim kararını iptal eder. İki, bugün toplanır. Seçim kararı alır. Üç, 3 ay sonraya bırakır. 3 ay sonraya bıraktığında da ya seçim kararı alır ya da iptal kararı alır. Şimdi elimizdeki şeyler bunlar. Peki, ne oluyor da Yüksek Seçim Kurulu başka yerlerde hızla aldığı kararları burada alamıyor? Şimdi CHP'nin aleyhine olan bütün konularda, daha doğrusu muhalefetin, yani AKP'nin işine yaramayan her şeyi anında reddediyor adamlar. Yani adam düşünün işte, çıkıp ekrana gece tamam kazanmıştır falan diye açıklamalar yapan bir adam bu YSK'nın başkanı. Şimdi bu adam ve ekibi açık yapamıyorlar. Hafta sonunu boş geçirdiler. Niye mesela boş geçirdiniz? Oturun bakın. Hayır, öyle değil. Çok belli ki talimat bekliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun artık bir şeyi yok, bir sorumluluğu, bir şeyi yok. Hani oturacaklar, konuşacaklar. Efendim hukuka aykırıdır. Gerek yok. Adam oturacak, diyecek ki efendim şimdi haber verdiler, seçimleri iptal ediyoruz. Arkadaşlar yazın, seçimler iptal. Ya da haber geldi, bir süre ayarlayacağız, bir 3 ay şey yapalım, inceliyoruz, bakıyoruz diyeceğiz. Oyaladığımız kadar oyalayacağız. 3. şıkta haber geldi, tamam vazgeçtik, seçim iptal isteğini reddettik. Bitti, sen sağ ben selam. Bunlardan biri olacak. Niye bekliyorlar peki? Bakın, dün AKP'nin sözcüsüne sordular. Ne zaman diye. AKP'nin sözcüsü dedi ki bu şey olan, hep çıktı da bilmem ne. Yani genel başkan yardımcısı işte Yavuz bilmem ne. O. Dedi ki Yüksek Seçim Kurulu yarın olmuyor. Olmadı salı diyor. Salı dediği bayram zaten. Bunlar bayram tatilde yapacaklar. Devlet memuru ya. Abi bugün tatil ya. Ben ne çalışayım? Çünkü YSK yan gelip yatma yeri ya. Tatil edecek. Onun için çarşamba. Ama bunu açıklayan kim? AKP. Yüksek Seçim Kurulu açıklama yapıyor mu? Hayır. Diyor mu toplanacağız? Hayır. AKP söylüyor. Çünkü talimat vermişler. Yarın toplanın. Bugün büyük ihtimalle toplanacak demektir bu. Çünkü talimat bu. Ama sonuç, işte sonuç telefonu kaçta gelecek ya da geldi mi? Herhalde daha gelmedi. Bakacaklar. Bence şunu diyorlar. Ya abi bak tamam da hani 2 tane de düzgün belge gönderseniz ya. Yani bunlarla biraz zorlanırız. Ama ne fark eder? Bugünün Türkiye'sinde, yeni Türkiye'de saray bir şey söylemiş. Hukuka uymuyor. Mantığa uymuyor. Akla hiç uymuyor. Sana ne? Sana ne diyor adam ya? Mantığımız bu artık. Onun için yani çok şeyleri yok zannediyorum. Zannetmiyorum yani. Şimdi bu arada bir tane şey var. Anket yapılmış. Gerçi yayınlandı sonra. Bu ANAR bir şey daha var. Bir de bu yani sarayın anketçilerinden şöyle bir şey çıkıyor. Yani bir daha seçim yapılırsa oyunu değiştirir misin? AKP'lilerde yüksek oranda çıkmış bu. Yani şöyle diyorlar, efendim bu olay AKP'lilerin yani normal yurdum insanı, oyunu AKP'ye veren ama hani vatanını milleti seven, işte bir kısmı dinine bağlı. Bir dakika, bunlardan biri düştü, sesim az gelebilir. O insanlar da tabii vicdan var, ahlak, namus var. Adam düşünüyor ya, diyor ki büyük haksızlık. Oradan bir endişeleri var ama tabii öbür taraftan da ya biz seçim kararı alırsak Yüksek Seçim Kurulu nasıl bir numara yani bu sefer artık yaş tahtaya basmaz. Getirirler 3-500 bin kişi dışarıdan oy kullandırırlar. Çünkü nasıl kontrol edeceksin ki yani işte. Aynı seçmen sandıkta tamam diyecek polislere oy kullandırıverecek falan filan diye düşünüyor olabilirler. Ama ciddi bir şekilde Tayyip Erdoğan'ın moralinin bozulduğunu ben bizzat saraya girip çıkan birinden dün öğrendim. Yani o şeylerimiz var biliyorsunuz bazı her şeye rağmen. Arkadaşlarımız, dostlarımız var saraya da girip çıkan. Çok öfkeliymiş Tayyip Erdoğan. Yani anketi görünce, hani ulan onun için karar veremiyorlar. Yoksa çoktan verecek. Şimdi onun şeyini yapıyor. Yani uzatırsak mı yoksa bir baskın yapıp, hani bu arada görevden alıp, vay efendim işte sen kozmik bilgileri veriyordun, hain, FETÖ'cü, PKK'cı, zart, zurt filan. Şimdi şeyleri de çıkardılar ya, sanki suçmuş gibi. Efendim 1 Mayıs'ta gaz yemiş. Bir geziye katılmış falan gibi. Hii, geziye katılmış. Hay namussuz, vay alçak, vay şerefsiz. Hani işte böyle yani. Onlardan medet umuyor olabilirler. Yani onun için talimatı bugün mü verir? Daha sonra mı verir? Bilemiyorum ama çok öfkeli olduğunu biliyorum. Şimdi bir olayımız daha var.
Şimdi Abdülhatif Şener benim yazımda bir tweet attı. Dedi ki Tuzla Tersanesi'nde yapımı devam eden 140 metrelik yat kimin için hazırlanıyor dersiniz. Kim veya kimler için hazırlanırsa hazırlansın ne fark eder? Uçmayan saraylarımız var. Uçan saraylarımız da var. Yüzen bir sarayı kıskanacak değiliz ya demiş. Sonra ben buna böyle ya ne diyor acaba falan derken bir de Haluk Pekşer'in bir tweetini gördüm. Diyor ki milyonlar açlık ve sefaletle boğuşurken bu soruyu cevap alana kadar soracağım. İstanbul Tuzla'da inşa edilmekte olan 140 metre uzunluğunda üzerinde helikopter pisti, açık kapalı havuzu, altın kaplama musluklar, kristal aynalar, avizeler olan dünyanın en süper lüks çatı kimindir? Şimdi bu soru soruyorlar. Şimdi ben bu tweetlere bakıyorum. Altlarına bakınca orada herkesin şüphelendiği isimler var. Yani şunun olabilir, bunun olabilir filan. Ama enteresan. Yani böyle hemen birilerine yakıştırıyorlar. Demek ki Türkiye'de böyle 140 metrelik süper lüks tekne ki yani bu 25-30 milyondan aşağı olmaz. Ben hani 50-60 metrelik tekneler 20 milyon dolar filan. Bu 140 metre. 140 metre Savarona boyudur. Bir uçtan bir uca 140'tır, 105'tir. Yani herkesin aklına biri geliyor. Bilmiyorum. Tabii benim de geliyor. Bir takım zenginlerimiz var yani bu tekniği alabilecek ama yakında çıkar herhalde. Bir de Milli Gazete varmış. O da işte beka sorunumuz diyor. Durun biz kardeşiz. 80 milyonun kardeşler topluluğu siyasi çıkar uğruna hızla birbirine düşman ediliyor. İşte beka sorunumuz diyor. Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırı. Efendim çirkin saldırıya siyasilerden kınama mesajları falan. Evet haftanın ilk gününü burada bitiriyoruz. Yarın tekrar birlikte olacağız. Yarın 23 Nisan tam da bilmiyorum ha soracağım. Yani olmaya da biliriz. Yani yarın acaba biz de resmi tatil yapıyor muyuz? Yani pazar düzeni yapıyor muyuz bilmiyorum ama soracağım. Ama yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağız hep beraber. Varmış gibi parlamentonun bayramı. Evet iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.